dondurmanızı 10 kişiyle paylaşır mısınız? Ama nargilenizi onlarca kişiyle paylaşıyorsunuz. Bu gördüğünüz mikropların üremesi için çok elverişli bir ortam olan nargile marpucunun içidir. Nargile, tüberküloz, uçuk, hepatit gibi pek çok hastalığın bulaşmasına neden olur. Üstelik ağızlığın değişmesi bu riskleri ortadan kaldırmaz. Evet değerliler, programın girişindeki kamu spotunda da anlayacağınız şekliyle bu akşam ilk konuğumuz her türlü bağımlılıkla mücadele etme görevine sahip Türkiye'deki yegane kuruluşun başkanı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Profesör Doktor İhsan Karaman. Salı akşamları aslında programa keyifsiz başlıyoruz. Çünkü neden diyeceksiniz? Bizden önceki haber bültenini izleyince bende ne asap kalıyor ne sinir kalıyor. Diyorum ki salı günleri şu Türkiye'nin gündemine çıkarsalar iyi olacak diye. O yüzden dikkat edersiniz, birkaç haftadan beri teke tekte artık siyasetle falan uğraşmamaya başladım. Çünkü siyasetin artık seviyesi yerlerde karşılıklı sövgülerden ibaret bir konu haline geldi. O yüzden size daha faydalı olacağını düşündüğümüz mevzulara giriyor. Çünkü siyasetten bir fayda gördüğümüz yok çok şükür Türkiye'de. O yüzden de bu akşam bağımlılık meselesini ele alacağız. Yeşilay bu bağımlılıklarla, beş tür bağımlılıkla daha doğrusu, kendi kuruluş gerekçesi gereği 5 tür bağımlılıkla mücadele ediyor ve Türkiye'de ne yazık ki bağımlılıklarda ciddi oranlarda artışlar gözlendi. Tabii Yeşilay deyince akla genellikle alkol bağımlılığı gelmekle beraber belki de herhalde en az uğraştığı konulardan bir tanesi alkol bağımlılığı. Diğer bağımlılıkların çok daha önde olduğunu biliyoruz. O yüzden hocama hoş geldiniz diyorum. İhsan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Fatih. Yeşilay'ın 5 tane bağımlılıkla mücadele ettiğini biliyoruz. Nedir bu 5 bağımlılık? Evet. Tütün ve tütün ürünleri başta görüldüğü gibi mesela nargilede, pipoda, püroda buna dahil. Tütün diyelim. Alkol ve alkollü içecekler, uyuşturucu ve benzer maddeler, kumar ve nihayet çok az duyulanı teknoloji bağımlılığı. Bu tür bağımlılıklar da var. Hani sağlığa zararlı diye hemen alkolü, sigarayı, uyuşturucuyu sayabilir herkes. Kumar işte aileyi, toplumu tahrip eder deriz. Ama teknolojinin her gün, her an şurada bile kullandığımız teknolojinin gün gelip de bir bağımlılık tanımı altına gireceğini ve bizim gibi halk sağlığı kuruluşlarının, otoritelerin, devletin, eğitimcilerin onunla bir anlamda mücadele edeceğini kimse aklına getiremezdi. Ama çok net şimdi mesela çok ben bir restorana gidiyorum. Herkes eline telefon, kimse biriyle konuşmuyor. Herkes telefon. Evet. Masaya oturuyoruz. Millet birbiriyle mesajlaşarak konuşuyor. Ve bunun adına ne diyorlar? Sosyalleşme. Sosyal medya. Tamam, işte, asosyal medya. Asosyal diyoruz tabii kesinlikle. Bununla da uğraşıyoruz. Peki hemen önem sırasına göre gitmeye, önem derken yaygınlık sırasına göre gitmek istiyorum. Şimdi Türkiye'deki en yaygın bağımlılık sigara bağımlılığı. Sigara, tütün. Şimdi alkol bağımlılığı, geleceğiz ona, Türkiye'de hem dini nedenlerle hem de toplumsal nedenlerle çok yüksek değil ama sigara bağımlılığı çok yüksek. Hı-hı. Yani alkolde dünya sıralamasında ilklerde değiliz ama sigarada bildiğim kadarıyla ilklerdeyiz. İlklerde idik en azından. Nedir sigara bağımlılığı durumu? Evet. Şimdi sigara bağımlılığı, tütün ve tütün ürünleri bağımlılığı çok geleneksel bir şey biliyoruz. Ki endüstrileşmeden önce sigara, bir endüstri materyali olmadan önce işte sarma tütün, tütün üretimi var idi. Evet. Fakat bu tabii kitlesel yaygınlaşmayı getirmiyordu beraberinde. Çünkü arkasında bir reklam ve promosyon yapabilen ve bu işten çok büyük paralar kazanan bir endüstri yok idi. Nihayet aylar, yıllar, yüzyıllar geçti. Sigara artık pazarlanan bir meta haline gelmeye başladı. Hem de ne pazarlama. Bu pazarlama bildiğimiz gibi daha çok batıda başladı. Yani ülke adını da veriyoruz tabii. Amerika'da başladı. Amerika şu anda cıcılı bıcılı paketleri olan dünyanın her yerinde en çok rağbet gören, en güzel alımlı sigaraları çıkarttı. Bunlar için çok önemli reklamlar yaptı. Hatta böyle figürler, rol modeller oluşturdu. Kovboylar, yarışçılar. Aynen. Bunlar oluşturdu. Arkasından çok büyük paralar bastı tütün endüstrisi için ve belli bir yere kadar bunu sattı. Sonra bir gün anladı ki halk sağlığı otoritelerinin uyarılarıyla bu aslında bir toplumu içten içe çürüten, senede 6 milyon insanın ölümüne sebep olan. Amerika'da. Dünyada. Bu dediğim dünyada ama sonuçta Amerika'nın da bir payı vardı bunun içerisinde, yani ölüm payı vardı. Veya işte akciğer hastalıkları, tedavi giderleri, kanser tedavi giderleri, iş gücü kayıpları. Evet. Her konuda anlatacağız bunu. Mesela alkolde de söyleyeceğiz. Şimdi bizde şöyle bakılıyor. Alkolün veya sigaranın maliyeti
Bir parasal maliyetine bakılıyor. Bir de belki sağlık giderleri. İş onunla kalsa bu sağlık gideri için hastaneye gelip gitmenin getirdiği iş gücü kaybını düşünelim. Bir şirkette burayı düşünelim mesela. Sigaraya bağlı hastalıklar yüzünden hekime başvuran, hastaneye giden insanlar yüzünden senede belki 100, 200, 1000, 1000, 2000 bilemiyorum iş gücü kaybı, günü kaybı olabiliyor. Bunun yanında mesela sigarada pek bu örnek görülmese de alkole bağlı yan zararlar arasında şiddet olayları, trafik kazaları falan var. Yeri geldikçe temas ederiz. Biz tütüne dönelim. Bir gün Amerika bu gerçeği idrak etti. Bundan 10 yıllar öncesinde. Baktı ki kendi toplumunu, kendi pazarladığı bu ürünle helak ediyor. Ve tıp otoriteleri, Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Halk Sağlığı Kuruluşları uyarıyor. Aman böyle olmasın. O zaman ne yaptı? Tabii paradan vazgeçemeyen kapitalist ekonomiler ne yaparlar? Parayı elinde tutar ama zararı başka yere hemen pas ederler. Üçüncü dünya ülkeleri, onların diliyle söylüyorum. Yani Amerika bunu pazarlayıp, reklamını yapıp dünyanın diğer ülkelerinde daha fazla satılmasını endüstri teşvik etti. Bugün Arap ülkelerine, Orta Doğu'ya bakalım. Ülkemiz de bunların içindeydi, yavaş yavaş sıyrılıyoruz. Veya biraz daha doğuya doğru gidelim, Afrika'ya gidelim. İnsanların böyle peynir ekmek gibi sigara tükettiğini, bu yüzden birçok insanın öldüğünü, sağlığını kaybettiğini görüyoruz. Demek ki tütün bağımlılığının arkasında böyle bir endüstriyel gerçek var. Bunu idrak etmediğimiz sürece bu mücadelede başarılı olamayız. Türkiye'ye gelelim. Biz kendi halkımıza bu bilgileri verdiğimize göre Türkiye'ye gelelim. Türkiye, Türk gibi sigara içmek diye bir deyim var. Bir tabir var dünyada. Tabii, dünyada. Şimdi ise ne çok şükür ki yani Dünya Sağlık Örgütü geliyor. Başkanının ağzından diyor ki bizim dünyada sigara mücadelesinde örnek ülkemiz Türkiye'dir diyor. Nereden nereye gelmişiz? Bu çok güzel bir şey. Ama bu tabii bir günde, 10 yılda falan olmuyor. Daha çok başlarındayız. Sadece hem sevinebileceğimiz şeyleri de konuşmamız lazım. Şunu söylemek durumundayız. 2008 ve 2012'de 4 yıl arayla Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptırdığı büyük bir tütün kullanım anketi var. Çok büyük çaplı. Ülkemizde de bu yapılıyor ve şu tespit ediliyor. Türkiye'de sigara tüketen, içen nüfus oranı %31 iken 2008'de %27'ye düşüyor. Bu 4 gibi gözüküyor değil mi? 4 puan ama 31'den 27'ye yüzde bakarsak %13 azalmaya tekabül ediyor ki %13 Dünya Sağlık Örgütü'nün birkaç tane ödül verdiği çok büyük bir azalma. Peki bu nasıl oldu? İşte bugün nargile kamu spotunu biraz önce gördük ya, biz daha işin nargilede çok başındayız. Hatırlayın uçaklarda, otobüslerde sigara içilen, restoranlarda, emzikli yavrularımızı şehirler arası otobüslerde duman altı yapıp boğduğumuz, restoranlarda sigara içmeyenlerin mobbinge uğradığı adeta, yani hiçbir şekilde rahat yemek yiyemediği, çoluk çocuğun orada. Ufacık sabilerin orada ciğerlerinin, o tertemiz ciğerlerinin zehirlendiği bir ortamdan biz bugün düzenlemeler deyin, yasaklar deyin, kurallar deyin, kamu spotu deyin, bilinçlendirme deyin, kampanya deyin, ne derseniz deyin. Yeşilay'ın da bunda büyük bir sigara içene bile memnun. Yani mesela şimdi biz nasıl lokantara sigara içiyoruz falan diyor. Yani kimse de, özellikle benim gittiğim mekanlarda bakıyorum, kimse içmiyor. Aynen öyle. Biraz daha galiba kenar mahallelere gittikçe biraz daha o yasakların daha fazla dilindiğini görüyoruz. İhlal edildiğini görüyoruz, haklısınız. Ama geldiğimiz nokta açısından bu sevindirici. Peki kötü şeyler yok mu? Var elbette yine tütün konusunda. Ne yazık ki tütün kullanımına başlama yaşı giderek aşağı düşüyor. İşte bütün bu reklamlara, bütün bu kamu spotlarına, bütün bu uyarılara rağmen. Evet, işte bunda da... Ya benim tanıdığım gençlerin hepsi sigara karşıtı halbuki. Siz çok güzel bir çevredeki gençleri tanıyorsunuz demek ki gerçekten... Yani pırıl 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 gençler olmalı. Sigara karşıtı olanlar elbette var, yok demiyorum. Genç yeşilaycılar var, bizim de çevremizde var ama rakamlara baktığımızda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun mesela istatistiklerine baktığımızda evet toplumsal olarak tütün tüketiminin azaldığını ama kullanım yaşının aşağılara düştüğünü görüyoruz. Sigaraya ilk deneme başlama yaşı 9'lar civarına kadar inmiş durumda. Bu tabii bizi alarme ediyor ve Yeşilay olarak da bu akşam hani hep bu yaptıklarımızda konuşacağız zaman zaman, bize büyük bir görev yüklüyor. Demek ki sigara endüstrisi erişkin pazarını kaybettikçe, erişkin pazarını, çocuk pazarına yönlüyor. Çocuk ve ergen pazarına yönlüyor. Nasıl yapıyorlar bunu? Bunu işte satışı yasak artık subliminal küçüklere. Reklam dediğimiz bir şey. Ne demek subliminal reklam? Subliminal reklam ister sigara için, ister alkol için ya da bir çok güzel yiyecek için, kalem için de olabilir, hiç fark etmez. Çaktırmadan, amiyane tabirle söyleyelim, reklamını, promosyonunu, markasını falan belirtmeden, çaktırmadan insanların beynine işlemek demek. Mesela bir televizyon dizisi, mesela bir sinema filmi, mesela internette çocukların oynadığı bir oyun.
bakın burası da çok önemli. Teknoloji bağımlılığıyla tütün bağımlılığını veya alkolü nasıl birleştiriyorlar? Başlıyor. Çok güzel bir internet oyunu var. Yani güzel diyorum da bana göre yani güzel değil. Gençlerin hayran olduğu diyelim bir oyun var. Bu oyunda oyunun kahramanı habire sigara tellendiriyor. Animasyon zaten. Yani bir marka falan yok. Ama işte subliminal reklam. Orada kahramanı sigarayla özdeşleştiriyor. Evet, kahramanı sigarayla özdeşleştiriyor veya alkolle veya uyuşturucuyla tabii özdeşleştirilemiyor kanunsuz olduğu için. Bu tür reklamlarla işliyor. Bir şey daha işliyor. Yaşlıların sigara tüketimi azalınca yeni bir pazar olarak genç kızları keşfediyor sigara endüstrisi. Genç kızları. Onlara da diyor ki mesela Anadolu insanını düşünelim. Anadolu'daki ailelerin genç kızlarını düşünelim. Bundan 30-40 sene öncesiyle şöyle bir kıyas yapalım. Bizim yaşımız müsait buna. Genç kızlar arasında sigara içme son derece nadir görülen, ayıp karşılanan. Şimdi Tamaksi daha çok içiyorlar. Şimdi Tamaksi neden? Çünkü o genç kızlara şöyle bir subliminal mesaj veriliyor. Her yerde bu pompalanıyor. 10 yıllardır pompalanıyor. Deniliyor ki siz ataerkil aile yapısında babanızın, abinizin, amcanızın bu onu içme, bunu yeme gibi yasaklamalarına baş kaldırın. Siz de gençliğinizi yaşayın. Siz bu sigaranın dumanını çekin, havaya doğru, göğe doğru şöyle bir üflediğinizde nasıl genç ruhlu, asi ruhlu ve bağımsız olduğunuzu ne hissedin. Diyorlar bunu? Bunu böyle kelime olarak söylemiyor. Bu imajı veriyor. Reklamında veriyor. İşte mesela dizilerdeki genç kız örnekleri bunu yaşıyorsa bizim seyredenlerimiz, evlerinde seyredenlerimiz bu mesajı alıyor. Ama artık dizilerde yasak. Dizilerde yasak. Evet. İşte mesela internet oyunu yeni bir mecra olarak ortaya çıkıyor. Bundan kısa bir süre önce, birazdan alkole de geleceğiz. Alkol de yasak değildi reklamı. Halen bile, sizle de bir sohbet anında konuşmuştum ben programdan önce. Mesela alkolün televizyonlarda reklamı, gazetelerde bile yasak. Yasak. Fakat bir dizi filmin herhangi bir sahnesinde iki arkadaşın işten çıkınca gidip bir yerde içki içiyor gibi gözükmeleri yasak değil. Bu bile... Hani bu yasaklansın yasaklanmasın ayrı bir tartışma konusu. Ben sadece subliminal reklam nedir dediğiniz için bu örneği veriyorum. İnsanlara bunlar yavaş yavaş yerleştirilebiliyor. Böyle böyle tütünde ve diğerlerinde de kullanım yaşı aşağıya doğru çekiliyor. Bizim buna Yeşilay olarak ya da Türk halkı olarak, Türk Sağlık Bakanlığı, Türk hükümeti olarak tepki göstermemiz bir kenarda dursun. Biz Dünya Halk Sağlığı Otoritelerinin ve en başta dünyanın en büyük sağlık otoritesi nedir? Dünya Sağlık Örgütü'dür. Birleşmiş Milletler'e bağlı. Harıl harıl yayınladığı raporlarına ve bu konudaki düzenleme belgelerine, stratejik planlarına, belgelerine baktığımızda uyuşturucuyu tartışmıyorum bile. Zaten onu herkes biliyor. Ama hem sigara için hem alkol için bu tehlikelere dikkat çektiğini, özellikle endüstrinin gençleri ve ergenleri avlamaya yönelik tuzaklarının olduğunu bize söylediğini görüyoruz. Bize derken bütün dünyaya söylüyor. Bunun için de tedbirler öneriyor. Tedbirler içerisinde sigaraya da olsun, alkole de olsun ulaşılabilirliğin azalması, yani fiyat ve vergilerin yükseltilmesi var. Bu şekilde kullanım düzenlemeleri var. Satış yaşı kısıtlamaları var. Reklam ve promosyon kısıtlamaları var. Tekrar ediyorum altını çizerek Fatih Bey, bu önerileri Dünya Sağlık Örgütü yapıyor. Birleşmiş Milletler'in sağlık otoriteleri yapıyor, Amerikan Halk Sağlığı Kuruluşları yapıyor veya Avrupa Birliği'ne bağlı sağlık kuruluşları yapıyor. Biz de hükümet olarak, meclis olarak, Türk halkı olarak bunun çok gerisinde kalmışız uzun yıllar. Fakat son yıllarda önce sigarayla başlayan, şimdi de alkolle ilgili düzenlemelerle bu halk sağlığı kulvarına girmeye başlamışız. Ben bu bölümde şunu söyleyerek bu cevabımı tamamlamak istiyorum. Halk sağlığıyla ilgili tedbirler ve uygulamalar kısa sürede, kısa vadede sonuç alan şeyler değildir. Amerika bile muhtemelen bir 20-30-40 yılda belki o sigara kullanımından kendini kurtarabilmiştir. Bugün hepimiz gidiyoruz bakıyoruz ki Amerika'da sigara içmek aşağılık bir insan olmayı kabul etmektir. Aynen öyle oldu. Gerçekten. Türkiye'de oraya doğru gidiyor yalnız. Gidiyor. Gitmeli de. Sigara içmek utanç verici bir pozisyon haline geldi. Evet. Kaçamak olabilecek ancak aynen. Utanılarak yapılabilecek bir şey. Amerika'da bir vatandaş okulda, hastanede veya iş yerinde sigara içeyim dese, tiryaki adam, yani özgürlüğüne de onun o kadar dokunamıyoruz. Kendi hür iradesiyle içeceğim diyor. Ama o içecek yeri bulmak için 10 dakika yol gider. Ve olmadık tiplere beraber gelmesine kadar. Olmadık tiplerle beraber, böyle evsiz tipler gibi tiplerle beraber aşağılanarak içer. Dolayısıyla bir anda sonuç alınmaz. Fakat biz bu halk sağlığı tedbirlerinin umuyoruz ki ilerleyen yıllarda sonuçları alınacak. Dediniz ya... %33'lerden %31'den 27'ye indi diye %4'lük bir düşüş var. Evet. Fakat mesela
şeyim ben, tütün ve alkollü içiciler düzenleme kurulu rakamlarına bakıyorum. Türkiye'de sigara üretiminde bir artış var. Sayısal bazda bir artış var. Yani daha fazla sigara üretilmiş. Bir yandan da kaçak sigara ülkenin büyük bir gerçeği. Evet, tabii nasıl düştüğünü söyleyebiliyoruz bunun? Şimdi tabii epidemiolojik araştırmalar diye ben de bir bilim adamı olarak tabii konuşmak durumundayım burada aynı zamanda. Halk üzerinde yapılan anket çalışmaları var. Tabii bilime inanıyorsak ister istemez buna da inanıyoruz ve bunu bağımsız otoriteler yapıyor. Hani bir bias dedikleri tarafgirlik karışmasın diye Dünya Sağlık Örgütü'nün görevlendirdiği bilim adamları tarafından yapılıyor ve bu araştırma, bu epidemiolojik araştırma anket sonucunu bize böyle veriyor. Belki içenler içmenin yerine daha mı çok içme var? Belki o olabilir. Gerçekten olabilir. Yaşa göre değişebilir. Nüfus artışı falan da var. Elbette. Belki. En büyük tehlike bizim için gençlerin bu kötü alışkanlıklara kapılması. Nargile de bunlardan biri diye. Şimdi hemen nargileye devam edelim. Şimdi alkol, pardon, tütün ürünlerine büyük bir yasak geldi. Evet. Hiçbir işe yok falan. Fakat her tarafta pıtrak gibi nargile salonları açılmaya başladı. Zaten vardı. Tabii. Ve orada açığı kapalı sok her yerde pofu pofu içiyorlar. O kadar içiyorlar ki o caddeden geçerken insan kokudan rahatsız oluyor. Fakat mesela ben bir gün bir nargileciyle dedim ki nasıl yapıyoruz? Gayet dedi ki bizimki tütün değil ki dedi. Ne sizinki dedim? Dedi ki bizimki elma bilmem armut. Armut kahve. Şimdi ama duman sonuç olarak ve baktığınız zaman tütünlü olanları da var üstünde. Yani bir de saf tütün olan o tömbeki derler. Olanlar da var. Tabii. O nasıl ıskalandı? Hatta şuna yoruldu. Dedi ki işte hükümet muhafazakarlar nargile içiyor. O yüzden onu yasaklamadı. Sigara yasakladı. Evet. Bu tabii son söylenen hakikaten biraz güldürücü bir şey olmuş ama şu gerçek var. Nargile 90'lı yıllardan sonra ülkemizde de ülkemizin doğusundaki ülkelerde moda oldu. Evet, eskiden dedeler içerdi böyle, yaşlı başlarımlar içerdi. Tabii. İstanbul'da 3 tane 4 tane nargileci vardı. Bir iki yer vardı. Hani Osmanlı'dan bilmem ne gelen bir gelenek derlerdi. Yaşlı dedeler tömbeki içerdi. Tömbeki içerdi, evet. Fakat endüstri işte gelip oraya takılıyoruz hep. Endüstri sigara pazarında biraz kayba uğradıkça 90'lı yıllardan sonra diyorum ya... Dünyanın doğusunda yani Türkiye'yi bir sınır alırsak Avrupa'da mesela çok yoktur bu nargile işi. Amerika'da zaten çok yoktur. Ama siz de herhalde sanırım dünyayı geziyorsunuz. Böyle Orta Doğu ülkelerinde, Afrika'da veya Uzak Doğu tarafına gidince mesela hiç akla gelmez Malezya'da korkunç bir nargile salgını var. Evet. Benim Malezyalı hekim arkadaşlarım hep bana bundan şikayet ediyorlar. Hatta bizim bu başlattığımız nargile farkındalık kampanyasını onlar da uygulamak istiyorlar. Dünyanın doğu tarafında nargile 90'lı yıllarda bir salgın haline geldi ve bir takım efsaneler uyduruldu. Nargile efsaneleri. Bunu biz Türkiye'de yaptığımız bir ankette buna inananların en az %31 olduğunu gördük. Nefesi açar, sudan geçtiği için zehir yoktur içinde. Zehir yoktur, aynen böyle. Bu geleneksel bir şeydir, sosyalleşme aracıdır. Arkadaşlarla muhabbeti arttırır. Efendim, bulaşıcı hastalık taşımaz. Çünkü o duman geçiyor. Sipsi denilen bir de ufak ağızlık konmaktadır, değiştirilmektedir gibi. Biz bunlara nargile efsaneleri diyoruz ve bu farkındalığı arttırmak için hem kanun koyucu üzerinde baskı da uyandırmak için şu anda Yeşilay olarak biraz önce kamu spotunu gördük ya, dünyanın ilk ve tek nargile farkındalık kampanyasını başlattık. Hakikaten bununla iftihar ediyoruz. Yani bizim için bu bir sosyal sorumluluktu. Yerine getiriyoruz. Peki nargile şu anda yasak mı diyeyim? Nargileyi çok yakınlarda birkaç ay önce çıkan yeni bir kanun düzenlemeyle aynen sigara kapsamına aldılar. Şu anda artık nargile tütün olmayanların da. Tütün olmayanları da. Hatta şöyle dendi kanun metninde. Adı nargile olan her şey içeriğine bakılmaksızın bir tütün ürünü sayılacaktır denildi. Fakat bu kanunlar konduğu gün uygulanmıyor biliyorsunuz. Evet. Alkolde de, sigarada da, nargilede de. Tabii ki hakları var orada. Mağdur olmasın, mağdur olmasın diye. 6 ay 1 sene zarfında bir süre tanınıyor. Biz göreceğiz ki sizin o, hani soruda şikayet ettiğiniz sigaraya yasak var da nargile her yerde pofur pofur. Şöyle bir 6 ay 1 sene zarfında aynen bugün sigaraya nerede ne uygulanıyorsa reklamından tutun da üzerine işte uyarıcı etiket yapıştırmaya kadar, kapalı mekanda içilmemeye kadar, yaş sınırına kadar hepsi nargileye de uygulanacak. Ama biz bunun sadece yasaklarla çözülmeyeceğini biliyoruz Fatih Bey. Yeşile olarak bizim işimiz zaten nedir? Eğitim, farkındalık yaratma, bilinçlendirme. Biz o yüzden kendimize durumdan vazife çıkarmış olduk ve bu kampanyayı başladık. Bu kampanya sadece 4 tane kamu spotundan ibaret değil. Bu çok önemli. Nargilegerçekleri.com diye bir web sitesi yaptık. Rica ediyorum izleyicilerimiz merak edip girsinler. Orada nargile gerçeklerini görecekler. Ben birkaç tanesini söyleyeyim çarpıcı olanları. Bir kere bu efsanelerin hepsi yalan ve yanlıştır. Ben bir doktorum biliyorsunuz, tıp adamıyım aynı zamanda. Bu efsaneler sudan geçiyor temizleniyor. Hiç böyle bir şey yok. Duman,
yani sigara kadar zararlı değildir, efsaneden biri. Bakınız, Dünya Sağlık Örgütü 2009'da bir araştırma yapıyor ve diyor ki... Bence daha zarardır. Feci bir şey. Sizce zararlı da işte o efsaneye inananlar açısından feci bir sonuç açıklıyor. Diyor ki bir nargile seansında 1-1,5 saat... 100 diyelim, sigara. 100 sigara. Duman miktarı açısından 50 sigaraya bedel diyor. Aklınız alıyor mu? 2 saatte bir insan 50 ya da 100 sigara içiyor. Ölür dersiniz hani, kusar affedersiniz. Işte. Ama nargileye de bunu yapabiliyor. Niye? Nasıl yapıyor? İşte o sizin dediğiniz taktik, endüstri taktiği. Tömbeki nargilesinin içimi sert olan, zor olan, böyle kafa yapıp insanları bayan halinden kurtarmak için. Bir kere içtiğim yıllar önce ölüyorum sandım. Değil mi? İlk o deneyim hep öyledir. Çok kötüdür. Şeyde, Çembertaş'ta bir yere gittim, böyle eski bir kahvehane gibi bir şey. Hep yaşlılar vardı. İçtim, kendime gelemedim. Çıktım böyle, yolda nereye gideceğimi şaşırdım. Evet. İşte endüstri bunu fark etti. Siz gençliğinizde bunu yaşadınız ya. Birçok gencin yaşadığını fark etti ve içimini kolaylaştırmak, sertliğini gidermek ve kokunun cazibesinden yararlanmak için, koku çok caziptir biliyorsun insanlar için de, elmalı, her şey tarçınlı, için. Marçınlı. Onlara aroma kattı. Bitkisel çoğunluğu olan aromalar. Ve biz bu iş için, kampanya için öncesinde 1282 insanla bir anket yaptık Yeşilay olarak ve sorduk. Nargileye başlayanlara niye başladınız? İki tane ana cevap var. Kokusu bir, güzel. Kokusu hoşuma gitti. İki, arkadaşlarıma özendim diyor. Yani sosyalleşme tarafı bir, bir de koku. İşte bu kokuyu katanlar en büyük cürümü işlediler. Üstelik gittiler bazı laboratuvarlardan belge aldılar. Bu bir bitkisel üründür, tütün değildir diye. Kapıya dayanan polise ya da işte halk sağlıkçısına bunu gösterdiler yıllarca. Fakat şu anda hükümette, mecliste kendine buna adamış olan bazı halk sağlıkçısı, sağlıkçı milletvekillerimiz var. Biz şükran borçluyuz millet olarak onlara, bu işle uğraşanlara. Onlar bunu yemediler tabiri caizse ve şu anda çıkan kanuna adı ne olursa olsun bu bir tütün ürünüdür ve en az sigara kadar zararlıdır hükmünü koydurdular. Gerçekten de böyledir. En az sigara kadar. Peki zararlı. Hocam şimdi nargilenin dışında bir şey daha var. Elektronik sigara diyelim. Zararsız deniyor. İşte çeşitli, o da onun da bazıları aromalı. Hı-hı. İşte nikotin var ama duman yok. Duman var ama nikotin yok. İşte aslında bundan çıkan su buharı falan diye. Hı-hı. Hatta bazıları kapalı mekanlarda bile bunu içiyorlar. Hatta bu yüzden kavgalar falan çıkıyor. O elektronik sigaralar nedir şimdi? Nedir? Mesela kimse diyor ki bu işte Dünya Sağlık Örgütü'nce veya FDA tarafından onaylanmış yegenesi budur falan diyor. Ve hakikaten de baktığınız zaman cazip bir tarafı da var sigara içenler arasında. Yani en azından bırakmaya çalışan arasında. Evet. Bir zararı var mı? Nedir elektronik sigara? Tabii ki. Kesinlikle zararı var. Bir defa içinde nikotin var. Yani kişi duman çekerek değil ama emerek ya da başka nüfuz yoluyla bu nikotini alıyor. Yani nikotin zararlı mı? Vücut zaten nikotin üretiyor kendisi. Nikotin bağımlılık yapıyor ama. Ama vücut da üretiyor zaten nikotin. Üretiyor ama onun belli bir miktarı. Patlıcanda da var. Tabii ki. Ama aynen, patlıcanda da var. Hatta biz hekim olarak kan tahlili yaptırdığımızda bazı vitaminlere falan bakarken bak, tabii ki. Fakat bunun belli bir miktarı var ve insan vücudu için gerekli olan. Adrenalin bile böyledir tabii. Aslında. Adrenalinin belli bir miktarı günlük hayatım için gerekli, gerekli ama fazlası insanı bitirir. Dolayısıyla bunun içinde nikotin var ve bağımlılık devam ediyor, bir. İkincisi, asıl psikolojik bağımlılık nasıl olur? Elinize sigarayı alıp tüttürürsünüz, o görüntüyü verirsiniz. İşte elektronik sigara, sigarayla olan bu görsel bağlantının kopmasını engelliyor. Ve bir gün endüstri şöyle düşünüyor, tekrar bu kişi sigaraya döner. Ve dolayısıyla elektronik sigarayı da yine böyle bir endüstri üretiyor, böyle bir endüstri pazarlıyor. Halk sağlığı otoriteleri de külliyen biz de buna karşı çıkıyoruz. Hazır yeri gelmişken sigaraya bir giriş yaptık ya, aklıma geldi biraz önce, unutmuştum. Yeşilay'ın son günlerde, önümüzdeki günlerde de üzerinde duracağı 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü'dür. Evet. Bu arada çok yaklaştı. O gün etkinliklerimiz de var. Evet. Bırakmak istiyorum diye ilk sigara bıraktıran film diye bir film çıktı son zamanlarda. Biz Yeşilay olarak bilim kurulumuza bunu incelettik ve gerçekten takdire şayan olduğuna karar verdik. Yeşilay'ın bunu desteklediğini ilan ettik. Mesela önümüzdeki 30'unda ayın Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yeşilay'ın desteğiyle bu filmin bir gösterimi yapılacak vekillerimize. Onların da bırakması ve insanlara örnek olması teşvik edilecek. Bu manada sigaranın ve sigaraya benzer tüm ürünlerin zararına karşı bu tür bir mücadele yürütmek zorundayız. Yasaklamalar, kanuni düzenlemeler her toplumsal olayda gerekli olabilir. Ama o bizim işimiz değil. Peki hocam, mesela siz
yeşil olarak bırakmak isteyen destekliyor musunuz, yoksa ayrı bir faaliyet mi o? Ayrı bir faaliyet. Sigara bıraktırma poliklinikleri var. Sigara bıraktırma işi bugün Sağlık Bakanlığı'nın uhdesinde ve zaten böyle olmalı. Çünkü belli miktarda ilaç kullanmak gerekebiliyor. Psikoterapiler gerekebiliyor. Hemen her hastanemizde sigara bırakma poliklinikleri var ve Alo 171 sigara bırakma hattı var. Bu hatta aradıklarında vatandaşlarımız samimiyetle istiyorlarsa bunu, onlar kendilerini yönlendiriyor. Onlar bir en yakın yere yönlendiriyorlar. En yakın yere. Biz Yeşile olarak ise hani testi kırılmadan tarafındayız. Anladım. Yani gençleri, bağımlı olmayanları, sigaraya başlamayanları bilgilendirme, başlamış olanları da bunun zararı hakkında. Tedavi tarafında değilsiniz. Tedavi tarafında değil. Ama mesela ilginçtir, bir hekim olarak bunu söyleyeyim. Tabii. Az önce yukarıda birisiyle konuşuyorduk. Sigarayı bırakmak istiyor. Bir ilaç almış. İsmi lazım değil. Vermeyeyim evet, burada. İlacın prospektüsünde şöyle bir şey yazıyormuş. Tabii. İntihar eğilimi yaratabilir. Evet. Şimdi sigarayı bırakıp ölecek kadar intihar edecek. Evet. Bir ironi var burada gerçekten. Bu tür ilaçlar, yani sigara bıraktırdığı dünyada da sağlık otoritelerince onaylanmış ilaçlar daha çok insanın psikolojisine hitap eden antidepresan tarzı ilaçlardır. Siz de bilirsiniz ki birçok antidepresanda böyle uyarılar vardır gerçekten. Bunda da var, olmak zorunda o, ama o çok yaygın görülen bir şey değil. Çok çok nadir bir etkisi ve doktor kontrolünde kullanılıyor. Hiç doktor kontrolünde olması şart. Eczaneye gidip ben bu ilaçları istiyorum. Olmamalı asla. Olmamalı. Peki bir ara vereyim, sonra alkol bağımlılığı ve beni çok korkutan uyuşturucu bağımlılığını konuşalım biraz da. Tabii ki. Hocam şimdi alkol bağımlılığı Türkiye'de sigara kadar ağır bir sorun diye bildiğim kadarıyla. Evet. Neden derseniz, Türkiye'de alkol kullanmayan oranı yaklaşık %80'ler civarında. Anketlere verilen yanıtlardan bahsediyorum. %20. Toplam alkol tüketimi de dünyadaki diğer ülkelere oranla, pek çok ülke oranla düşük. Ama buna rağmen alkolle de bir mücadele sürdürülüyor. Türkiye'nin alkoldeki durumu nedir? Evet. Şimdi çok doğru bir tespitle başladınız. Dünyada alkolün en çok tüketildiği ve sağlık bakımından en büyük sorunlara sebep olduğu coğrafya Batı Avrupa'dır. Hayır, Avrupa'dır diyeyim ben. Çünkü evet, Ukrayna, Rusya, Moldova'da da çok. Avrupa'dır. Kıta Avrupası diyebiliriz. Burada gerçekten İngiltere'de çok ağır sorunları. Çok ağır sorunları var. Mesela İngiltere için çok çarpıcı bir örneği hep söylüyorum ben. Çünkü çarpıcı örnekler insanların hani gözünü açıyor, beynini açıyor ve konuya bir duyarlılık yaratıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma var. Avrupa Birliği'nin araştırması yani. Güvenmek durumundayız. 15-16 yaşındaki öğrenciler almışlar. Yani lise 1-2 öğrencileri diyelim o civarda. Ve bunlar da ağır alkol içiciliğini, ağır yani yüksek derecede alkolik oran %43 çıkmış Fatih Bey. İngiltere'de %43'ü neredeyse her iki 15 yaş öğrencisinden biri ağır alkol içicisi. Siz de biz de seyahatlere diyoruz. Avrupa'da böyle gençlerin, çocukların tatil akşamlarında nasıl körkütük olduklarını görüyoruz. Bu orası için büyük bir bela, bir facia halinde. Hiç şüphesiz kıyasladığımızda Türkiye'de bu çok daha geri boyutlarda. Fakat benim hep kullandığım bir benzetme var. Hani korkutucu olmak derdinde değilim kesinlikle. Ama hani yüreğimizdeki acıyı bu şekilde feryada dönüştürüp insanların daha doğru anlamasına çalışıyorum. Bir dağın başından bir kar topu koptuğu zaman ona bakıp canım bu bir kar topu, hiçbir şey yapmaz diyebiliriz. Gerçektir de, o anda o gerçektir. Ama biz buna seyirci kaldığımız zaman yuvarlana yuvarlana bir çığ olur ve sonunda aşağıda köyleri, şehirleri, neyse insanları helak edebilir. Biz alkol konusuna halk sağlıkçıları olarak böyle bakıyoruz. Yeşile olarak demiyorum bakınız. Dünya Sağlık Örgütü de böyle bakıyor. Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü de böyle bakıyor. Halk sağlığı dergileri, yani bilimsel dergiler de böyle bakıyor. Deniliyor ki alkolizm, alkol bağımlılığı bir anda olmaz. Bu bir basamak şeklinde gelişir. Önce bakar merak edersiniz. Reklamlara, promosyona maruz kalırsınız. Rol modellerinize bakarsınız, içiyorlardır. Bir merak edersiniz, özenirsiniz. Sonra bir denersiniz, ikinci basamak. Deneyenlerin bir kısmı beğenmez, bırakır, hür iradesi. Ama bir kısmı beğenir. Beğenenler düzenli içiciliğe geçerler. Bir kısmı bunların sosyal içici diye kendini adlandırır. Bunların içinden bir grup da bağımlı hale gelir. İşte bu basamakta eğer biz korumamız gereken ergenleri ve gençleri baştan bu promosyon, reklam, rol modellik, deneme, beğenme gibi basamaklardan uzak tutabilirsek toplumsal olarak alkolizm ve bağımlılık oranını azaltmış oluruz. Dünya bunu yapamamış, Batı dünyası. Bugün o kadar büyük bir mücadele veriyorlar ve öylesine milyar dolarlar harcıyorlar ki, bir örnek vereyim.
bir yıl içerisinde Avrupa Birliği'nde alkol ve alkole bağlı zararlara 70 milyar euro harcanmış. 2013'te 70 milyar euro. Bunun içerisinde iş gücü kayıpları, sağlık zararları, şiddet ve suç falan var. Ben alkol içeceğim diyebilir bir insan. İçebilir hür iradesiyle, erişkindir. Fakat bir de madalyonun bir yüzü daha var. Bizi çok inciten ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de parmak bastığı. Alkol içmediği halde alkolün zararına bizzat maruz kalan masum insanlar diyoruz. Bir, şiddet ve suç sebebiyle alkolikler tarafından öldürülen, yaralananlar. İki, hamilelikte alkol kullanan annelerin bebekleri. Tabii ki 60 bin tane Avrupa'da her yıl düşük doğum ağırlıklı, yani bir nevi sakat bebek doğuyor. Buna fetal alkol sendromu deniyor. Önemli bir problem. Üçüncüsü, mali külfet. Ben sigara ya da alkol, ikisi için de geçerli, İçmiyorum. Fakat devlete verdiğim verginin çok büyük bir bölümü alkol tedavisine gidenlerin, alkol sebebiyle devletin, milletin uğradığı, mülkün, malın uğradığı zararların telafisine gidiyor. Ya bunu da alkol veya sigara bağımlısı baba veya ebeveynler yüzünden ailenin gelir düzeyi düşüyor. Atıyorum çocuğun eğitim şeyi düşüyor. Tabii. Çocuk daha iyi bir okula gidecekken babanın sigara parası, içki parası yüzünden daha düşük bir okula gidiyor. Aile içi şiddet. Kadına şiddet Türkiye'de çok önemli değil mi? Bakın arkasında %80'lere varan oranda alkol var. Eşteki alkol. Çocuğa uygulanan şiddet ve istismar. Avrupa'da yapılmış bu anket. %16'sı çocukların şeye uğrayan, yani istismara uğrayan çocukların %16'sı tamamen alkole bağlı sebeplerden. Bunu uzatmayacağım. Fakat Türkiye'ye geleceğim. Şimdi biz elhamdülillah şükredelim, yani buna toplumsal olarak şükredelim ki Türkiye'de tablo bu kadar vahim değil alkol konusunda. Fakat elimizde bir yine bilimsel araştırma var. Fatih Bey, sizinle paylaşmak isterim, izleyicilerimiz duysun. Çünkü evlatları var. Hepimizin evlatları var. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstanbul liselerinde bağımlılık oranlarını araştırmak üzere Amerika'dan bir psikiyatri grubunu davet etmiş. 2010 ile 2012 arasında 2 yıl boyunca Profesör Doktor Andres Pumariega adında bir hoca, ki Amerikan Sosyal Psikiyatri Derneği'nin başkanı, orada da bir kürsüde hoca, ekibiyle gelmişler, İstanbul'a kurulmuşlar. Tabii yemiş içmişlerdir, güzel Boğaz'da keyifli günlerde geçirmişlerdir. Ama bizim için çok önemli bir araştırma yapmışlar ülkemiz için bu davet üzerine. 2 yıl süren İstanbul liselerindeki bağımlılık anketi. 154 lisede, 39 ilçede, 154 lisede Anadolu liseleri var, devlet liseleri var. Diğer yani Anadolu olmayan liseler var. 32 bin öğrenci üzerinde bir araştırma. 32 bin öğrenci %22'sine tekabül ediyor tüm öğrencilerin, ki istatistik bilimi bakımından çok değerli bir örnektir bu. %22'si. 32 bin lise öğrencisinin çoğunluğu da hangi sınıftaymış? 9. sınıfta. Lise 1. Lise 1. 14 yaş civarında. Bakınız sonucunu geçen sene 2013 Aralık ayında açıkladı Profesör Pumariega. İstanbul gerçeğini söylüyorum. Dikkat çekmek istiyorum. Bu öğrencilerin %45'i ben bir şekilde sigara içiyorum demiş. Az çok. Ve sizin sorunuza cevaben bu öğrencilerin %32'si, lise 1 öğrencilerinin, az veya çok tanışıklık düzeyinde veya haftada 1-2 veya daha düzenli alkol kullanıyorum, denedim demiş. Buraya özellikle altını çizdim, sorunuza cevap teşkil ettiği için. Yani biz bugün için büyük bir felaket içinde değiliz alkol bakımından, ama lise 1 öğrencilerimizin %32'si bunu bir tatmış. Tabii. Beğenebilir, özenebilir, bağımlı olabilir. Son rakam da biraz sonra gireceğimiz konuyla ilgili uyuşturucu rakamı. Onu orada vermek üzere burada biraz merak uyandırmak için kesiyorum. Peki şimdi alkolü bağlayabilir miyim şu araştırmayı, affedersiniz, hemen bir cümleyle? Buradan yola çıkarak Pumariega, o hoca, profesör, bir açıklama yaptı. Antalya'da bir kongrede konuştu. Biz okuduk sonuçlarını. Dedi ki, sizin bugün sigarada da alkolde de, özellikle alkolde, alkol ve uyuşturucu da dünyaya göre, Avrupa'ya göre son derece az rakamlarınız. Bu bir gerçek. Ama bugünden tedbir almazsanız, Sağlık Bakanlığınız, Gençlik Bakanlığınız, Aile Bakanlığınız uygun projeler yapmazsa 10 yıllar sonra bizim şu anda düştüğümüz hale düşersiniz dedi. Ben bunun tercümanıyım şu anda ve bu gerçeği, bu tehlikeyi bugünden gören Yeşilay olarak da, halk sağlıkçıları olarak, eğiticiler olarak da biz tedbir alalım diyoruz. Tek söylediğimiz bu. Farkındalık, bilinç yaratalım. Peki şimdi bu alkol meselesinde pek çok tartışma var. Özellikle tabii, İktidar Partisi'nin İslami yönünün arabasıyla bu tartışmalarda bir çekimi durmuyor. Kimse alkolün zararları konusunda hayır demiyor, ama bir yandan da özel hayata veya da hayat tarzı müdahale olarak görüyor bu şey. Özellikle Başbakan'ın geçen sene bununla ilgili bazı sert çıkışları toplumda çok sert tepki gördü. Mesela alkolde bağımlı kimdir?
her içen alkolik midir? Kime alkolik denir, kime bağım denir, kime sosyal içici denir? Nedir buradaki tanımlar? Bağımlılığın genel bir tanımı var. Alkol içinde geçerli. Bağımlı olduğu şeyi, maddeyi, bu madde de olabilir, teknoloji gibi her mesela şey internet de olabilir. Uzak kaldığında yoksunluk belirtileri gösteriyorsa, bu çok önemli. Yoksunluk belirtileri gösteriyorsa kişi o şeye bağımlıdır. İradesini kullanarak o şeyden uzak duramadığını artık fark ediyorsa kişi o şeye bağımlıdır. Bu manada baktığımızda elbette her alkol içen bağımlı değildir. Fakat demin anlattıklarımdan yola çıkarsanız bu basamak basamak gelişir dediğim potansiyel için bağımlı. Her alkol içen öyle demeyelim de bağımlılık potansiyeli taşır diyelim. Hafifleterek söylüyorum. Hani gözleri de aşırı korkutmamak adına. Çünkü biz bilim adına konuşuyoruz, gerçekleri konuşuyoruz. Hem uyaralım, bilinçlendirelim. Hem de yani bir tane içtim tüh ben bağımlı oldum diye de dizini dövmesin insanlar. Tedbir alsın, çocuklarını korusun diye söylüyorum. Bu anlamda baktığımız zaman hakikaten hani alkolde dünya, batı dünyası ölçüsünde tehlikeye maruz gözükmesek de bu potansiyeli fark etmediğimiz takdirde özellikle kullanım yaşının düşmesi. Geldim yine endüstriye Fatih Bey. Bu akşam biraz endüstriye çatıyoruz ama işimiz bu zaten. Çünkü halk sağlığı prensiplerini dümdüz geçip İnsanların ölümü pahasına para kazanmaya bakan bir kapitalist mekanizmadan bahsediyoruz. Endüstri dediğimiz bu. Bağımlılık endüstrisinden bahsediyorum. Yoksa yani kalem endüstrisi, bardak endüstrisi beni ilgilendirmiyor. Burada bağımlılık endüstrisi demek insanların hastalanması, ölmesi, milli ekonominin zarara uğraması pahasına ceplerini daha fazla doldurmak için çalışan kartellerdir. Onun için söylüyoruz. Endüstri alkolde de şöyle bir tuzak kullanıyor bakınız. Tedbirler alındıkça halk sağlığı tedbirleri gençleri tuzağa düşürmeye çalışıyor. Ve ne yazık ki şu rakama inanamayacağınızı tahmin ediyorum. Ben inanamamıştım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı 2010 yılı raporunda 10-14 yaş arası çocuklarda %7 oranında alkolü denemişlik oranı var. %7, 10-14'ten bahsediyoruz. Normal tabii. Normal mi? Ben hiç normal bulmuyorum. Çünkü Türkiye'de babalar çocuklarına hadi tatlı fırtına verirler canım. İşte ah o babalar yok mu? Şimdi anladım bu normalin anlamını. Yani bu olmaması gereken normalden bahsediyorsunuz. Ya evladım sen erkek adamsın hadi şu beraber içelim aslan sütünü diyen babalar var. Bunların bir kısmı ileride o çocuk alkolik olup bağımlı olup para bulmak için babasını deştiğinde biraz abartarak söylüyorum. Ya da sen ne biçim adamsın bana çabuk para bul. Ya alkol için ya uyuşturucu için bunu her gün haberlerde izliyoruz. O zaman aklı başına gelecek ama tabii iş işten geçecek. Bizim bütün uyarımız, bütün derdimiz, bütün çabamız batı gibi olmadan alkol konusunda, uyuşturucu her konuda, bağımlılık konusunda tedbir almaya yöneliktir. Ve küçük çocuklar... Özellikle genç yaşta başlamakla ilgilisin derdiniz. Çocukluk, ergenlik, gençlik, tuzağa düşülen yaşlar. Bakınız hepimiz... Yani ergen birisi canı istiyorsa içsin, kime ne? Değil, ergen için çünkü bağımlılık tehlikesi var. Ve ergenlerin, adolesan diyoruz... Ergen değil mi? Büyük birisi için. Büyük, erişkin birisi için. Bütün bu gerçekleri bilerek... Zararını bilerek, hür iradesini kullanarak ben içiyorum derse biz onun tabii gidip gırtlağına sarılamayız, sarılmayacağız da. Niye sarılalım? Kendini atıyor. Hani binadan kendini atmak gibi bir şey. Aslında üzülüyoruz değil mi? İntihar etti diyoruz birisi için. Ben sigara olsun, alkol olsun. Hocam niye intihar etmiyor? Şimdi mesela ben yani bağımlı falan değilim ama arada bir içerim de. 10 gün içmesem aramam. Sonra bir gün aklıma eser içerim. Bazen 3 gün üstüne içerim. Bazen aylarca aklıma gelmediği de olabilir. Yani intihar mı bu? Hayır. Bu bireysel örnekler üzerinden baktığımızda birçoğu masum görülebilir. Sizinki mesela. Çünkü anlıyorum ki ben yanlış anlamıyorsam lütfen düzeltin. Tamamen kontrollüsünüz. İstediğiniz zaman içmeyebiliyorsunuz. İçince hani sapıtmıyorsunuz. Veya bu içme size işte şiddet gibi, trafik kazası gibi olumsuzluklar yaratmıyor. Bunu tartışmıyoruz zaten. Biz diyoruz ki bu şekilde insanların bir kısmı istemeden bağımlı hale geliyor. Gelir. Ve bütün bu saydığım zararlar artık o kişide ve o toplumda görülür hale geliyor. Rusya'ya falan gidiyorsunuz siz de. Ya adam devlet memuru bir işinizi yapacak eli ayağı titriyor. Gözü sizi görmüyor. Evet. Bu adam da başlangıçta Fatih Altaylı gibiydi belki. Hani benzetmek olmaz. Yok ben 30 senedir böyle içiyorum. Ha, yani eyvallah. Böyle ne güzel yani iradenizi tebrik etmek lazım ama bir kısmı böyle bu tuzağa düşüyor. Onları da geçtim. Bizim için Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da dünyanın sağlık otoriteleri tarafından yapılan çok büyük araştırmalar var. Buradaki veriler çok önemli. Bunlar diyor ki küçük yaşta, çocuk ve ergen yaşta alkol içilen dizi ya da filmlere, internet oyunlarına uzun süre maruz kalan çocuklarda ileri yaşta alkoliklik oranı daha fazladır diyor.
Hani bilime inanıyoruz hepimiz. Bilime inanıyorsak buna da inanacağız. İşte Dünya Sağlık Örgütü gibi çatı kuruluşlar. Doğru kuruşlar, ama özendiricidir yani. Özendiricidir. Ve hani yapılan araştırma gerçekten endüstrinin özellikle o ergen ve gençlere daha fazla baskı uyguladığını gösteriyor. Mesela bunları spor müsabakalarında, müzik festivallerinde sponsor olarak görüyoruz. Neden bir, belki o da zararlı ama hani cipstir, efendim bir meyvadır, bir kalemdir, bir kitaptır sponsor olmuyor da büyük içki firmaları ya da sigara firmaları. Çünkü reklam yasağı olunca mecburen sponsora yöneliyorlar. İşte o da çok şükür şimdi yasaklandı. Çünkü gençlerin bir araya geldiği yerlerde sponsorluk çok tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Gençlere hedef aldığı için endüstri bunların üzerine gidiyor. Bir çarpıcı örnek daha geldi aklıma. Çünkü siz çok isabetli bir yerden girdiniz. Hani Türkiye'de alkol tartışması biraz da hayat tarzı üzerinden, dünya görüşü üzerinden yapılıyor. Doğrudur. Bu da bizim en büyük mücadele ettiğimiz şey. Yeşile olarak da karşımıza hep duvar gibi bu geliyor. Benim yani dünya görüşüyle bu işin bir alakası olduğunu, olmadığını ispat edecek çok güzel bir argümanım var. Dünya Sağlık Örgütü bizim dünya görüşümüze mi, bizim dinimize mi sahip? Veya Amerikan Halk Sağlığı Enstitüsü, Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü diyor ki bugün, az alkol içseniz bile kanser riskiniz var. Aman diyeyim içmeyin diyor. Bunu kim diyor? Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü diyor. Bu adamın şimdi dünya görüşü, hayat tarzı Türkiye gibi mi? Asla değil. UTRIP Enstitüsü'nden bahsedeceğim bir cümleyle. Slovenya'da bu bağımlılık üzerine araştırma yapan bir enstitünün adı UTRIP Enstitüsü. Geçen sene Bursa'da gençlerin düzenlediği bir Avrupa alkol politikalarıyla ilgili bir toplantıya davetliydi. Ben de oradaydım, konuşmacıydım. Bir konuşma yaptı. Dedi ki konuşmanın sonunda, bakınız dedi, adam şey yani Hristiyan din olarak bakarsak, Slovenyalı ve Slovenya'nın milli marşında alkol geçiyormuş. O kadar Slovenya alkolle iç içe. Acayip, yani, hakikaten acayip güzellemiş. İçelim güzelleşir diye başlıyor. Aynen öyle. Adam dedi ki, konuşmasını bitirdi. Alkol endüstrisinin 7 yalanı vardır dedi. İnsanları tuzağına düşürmek için bunu yapar, şunu yapar falan. Bitirdi. Kürsüden inmeden dedi ki, Türkler ya seyirciler, biz varız, kalabalık bir ekip. Size dedi bir konuda uyarı yapmak istiyorum dedi. Alkol endüstrisi bir ülkeye alkol yasakları, düzenlemeleri geldiği zaman hemen hayat tarzınıza müdahale ediliyor, özgürlüğünüz kısıtlanıyor diye yaygaraya başlar dedi. Sakın bu tuzağa düşmeyin, bu da bir pazarlama taktiğidir, yani endüstrinin bir oyunudur dedi. Ben buna da dikkat çekmek istiyorum açıkçası bu hayat tarzı noktasından bakıldığında. Biraz da müdahale var gibi geliyor bazen. Eyvallah, o benim görüşüm. O kadar da anlaşamayabilirim. Uyuşturucu. Türkiye'de bana sorarsanız uyuşturucu hepsinden daha temel bir sorun. Çünkü niye derseniz muhakkak siz daha iyi biliyorsunuz bu rakamları ama Türkiye'de uyuşturucu kullanımında büyük bir artış olduğunu ben gözlemliyorum. Tabii, yani çok haberlerden, emniyetin raporlarından, sokaktan gözlüyorum. Birkaç nedeni var. Bir, alkolden daha ucuz. Pek çoğu yani maalesef. Yani haplar, maplar falan, sentetik şeyler inanılmaz ucuz. Yani 2,5-3 liraya, 5 liraya 24 saat kafayı buluyor, bulanlar var bunda. Okul önlerinde bir cennet haline geldi. Evet. Bununla ilgili istatistik veriler var mı? Var, olmaz mı? İşte o Puma Riega'nın İstanbul liselerinde yaptığı araştırma inanılmaz yaralayıcı bir şey. Ben bunu öğrendiğimde yıkıldım. O araştırmada biraz önce %45 sigara, %32 alkol demiştim. Lise 1 öğrencileri çoğunluktaydı, hatırlatmak için söylüyorum. 32 bin İstanbul lise öğrencisinde yapılmıştı. Kendilerine sorulduğunda hiç uyuşturucu kullandınız mı diye %9'u kullandım diyor. %9. Kullandım diyen. Diyen. Bu babayiğit de vardır. Tabii bu babayiğitliği gösteren. Dünyada uyuşturucu gibi yasak şeyleri sorguladığınızda istatistik rakamlarının üzerine birkaç puan eklemeniz gerekir. Her yerde böyledir. Demek en az 10-11. En az 10-11 evet. Ve biz sadece bununla kalmıyoruz. Yeşile olarak mesela İstanbul'da AMATEM'lerle ortak çalışmalarımız var. İl Koordinasyon Kurulu var uyuşturucu konusunda. Valiliğin nezdinde kurulmuş. Orada toplantılarımız var. Her yerden gelen rakam birbirini tutuyor. Bugün gençlik arasında %10 civarında uyuşturucu kullanımı var. Aynı rakam ilginçtir. Gaziantep'ten de geliyor. Gaziantep'te hayırseverlerin yaptığı bir takım böyle rehabilitasyon merkezleri var. Oradaki psikiyatrist arkadaşlarla konuşuyoruz. Bizde de bu civarda diyor. Demek ki Fatih Bey, özetlersek Türkiye'de gençler arasında %10 civarında bir uyuşturucu tüketimi var ki bu korkunç bir rakamdır. Özellikle Türkiye gibi uyuşturucu transitinin ortasında olan bir yerde bu büyük bir potansiyelin bize giderek yani yaklaştığını gösteriyor. Daha büyüyebileceğini gösteriyor. Biz bu noktada yine Yeşile olarak tabii bilinçlendirme, farkındalık yaratma ve rehabilitasyon tarafındayız. Bu aslında kriminal bir olay. Ve Türkiye'de çok aslında doğru değil bilimsel açıdan baktığımızda.
uyuşturucu mücadelesine tamamen arzı önleme ve polisiye bir olay olarak bakılmış bugüne kadar. Tabii bu uluslararası trafikte olmamızın da bunda rolü var. Evet. Çünkü büyük paketler geçiyor, büyük sevkiyatlar geçiyor, onlara darbe vurmak falan filan. Uluslararası bağlantılarla alakalı bir şey. Fakat halk sağlığı penceresinden baktığımızda veya nesillerimizin istikbali, sağlığı, gençlerin geleceği açısından baktığımızda bizim talebi azaltmamız gerekmez mi? Yani gençleri bilinçlendirerek bu okul önlerinde satılan torbacılara yem olmamalarını... Peki hocam, şimdi tam burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi bana sorarsanız burada büyük yanlış var. Ben bunu yazdım da daha önce bu operasyonlar sırasında. Şimdi kardeşim, bu polis operasyonları neredeyse özendirici kamu spotu. Aynen. Şimdi bakıyorsunuz, Türkiye'nin en tanınmış ne kadar dizi oyuncusu, mankeni, modeli, güzel kızı, bilmem zengini, yakışıklı erkeği var ise... Hepsi bir operasyonda çatır işte, çatır içiyor ve sanırsın çıkıyor. Ki televizyonda özendirecekler yapıyorlar. Ben de uyuşturucu kullanıyorum. Ben de işte Çağatay'da, bilmem kimde, artık isimde Ali vermeyeyim. Ali'de, evet. Hepsi. Ali'de, Veli'de, Deniz'de, Ayşe'de, Fatma'da. Tabii. Yani bir gençler bakıyor diyor ki, ulan bunların hepsi başarılı, zengin, tabii. Genç kızların, genç erkeklerin peşinde koştuğu adamlar. Yani kamu spotu. Evet. Pozitif yönde kamu spotu. Pozitif yönde. Haksız mıyım? Çok çok haklısınız. Müthiş güzel bir tespit ve biz Yeşilay olarak zaman zaman haberlere konuk olduğumuzda o haberlerin arkasından Habertürk de çağırdı bizi. Çok deneyimli bir spikerinizin ana haberine ben Zafer konuk olmuştum. Zafer Bey'in, evet. Orada hemen o gün yakalanmışlardı ve ben evde buraya gelmeden haberleri seyrettiğimde ön haberleri şunu görmüştüm. O sizin saydığınız modeller, mankenler, artistler yakalanmışlar. Polis merkezine gidiyorlar ve kameraya bakarak yürüyorlar. Evet, böyle abi. Göğüslerini gererek gidiyorlar. Hani böyle kafayı saklamak falan yok. Şimdi aynen genç olsam ben sizin dediğinizi derim. Bu adam toplumda yer almış, bana rol model olacak, zengin, başarılı, sağlıklı, güçlü bir adam. Ve bu adam uyuşturucudan yakalanınca sırıtarak, yani gülerek, mutlu bakıyor ekranlara. Demek ki bu güzel bir şey. Ben de bunu içeyim. Bu son derece yanlış. Biz de bas bas bağırıyoruz, aman bunu yapmayın diye. Tabii hani gazeteciliğin belki basının bazı özellikleri var. Bu tür şeyleri öne çıkarmak. Basından çok polise de tavsiye bana sorarsın. Çıkarmayın bunu hiç ortada yani. Polis gizli götürebilir. Gözümüze sokmayın. Tamam. Aynen. Gizli götür. Çok haklısınız. Gizli götürebilir. Ama biz de hani burada sizin vasıtanızda basında biraz daha dikkatli bir şey yapalım. Çağrı yapalım. Doğru. Mümkünse bunları çıkarmayalım. Bir de bir şey daha var. Çıktılar. Belki iftira atılıyor. Belki adam kullanıyor. O da ayrı. Bir de ayrıca insanlar için ayrı. Sonra ama mahkum olursa, ispat edilirse artık bunların sanat, spor her neyse o şöhret hayatı bitmeli değil mi? Yani ne? Çünkü o tam zaman rol modellik devam ediyor. Tam aksi oluyor. Daha fazla prim alıyorlar, daha fazla ücret alıyor. Biz de bundan yanık durumdayız yani. Peki hocam, vaktimiz istiyorum. Hemen hemen doldu, bir saati de bulduk. Son bir şey soracağım. Tabii. Antidepresan kullanımı. Bu da bir bağımlılık haline geldi Türkiye'de. Ve rakamlara baktığınız zaman, üretim rakamlarına ve satış rakamlarına baktığınız zaman antidepresan kullanımında katlanarak artan bir büyüme var. Maalesef. Bu da bir bağımlılık değil mi? Bağımlılığın tabii toplumsal düzeyde olması, diğerlerinde böyledir, sigara, alkol. Hani rakamlara baktığımızda toplumsal düzeye çıkmış. O zaman bir bağımlılık olarak uğraşılıyor. Antidepresan henüz daha ilaç düzeyinde. Evet. Fakat çok güzel, isabetli bir dikkat çektiğiniz bir noktaya. Artık bu hani yazdırılmadan, doktor tavsiyesi olmadan da eş dost tavsiyesi tezgah altından da alınabiliyor. Evet. Bir bağımlılık potansiyeli taşıyor. Ama uyarıyorum, bu antidepresanların bağımlılığı sigaraya, alkole de benzemez. Götürüverir yani. O yüzden antidepresan gerçekten psikiyatrist, doktor kontrolünde gerektiği kadar gerektiği süreyle kullanılmalı. Bir hekim olarak bu konuda da bu uyarı yapmayı. Peki son da şunu söyleyeyim o zaman. Şimdi. Tedavi. Evet. Dediniz ya, uyuşturucu Türkiye'nin genelinde %10'lar civarında. Peki bu %10 civarındakinin diyelim ki yarısı tedavi olmak istiyor. Evet, evet. %5'ini tedavi edebilecek imkanlar var mı? Var bu AMATEM'ler ve diğer sağlık teşkilatı. Önemli bir yaraya daha parmak basmış oluyoruz. Belki de bununla bitireceğiz anladığım kadarıyla. Bakınız, ben de Yeşilay Başkanı olarak kamu kurumlarına, siyasi otoriteye her fırsat bulduğumda söylüyorum, daha da söyleyeceğim. Sizler de, bizler de söyleyelim. Gerçek bu dediğinizin ne yazık ki tam tersi. Türkiye'de 700'e yakın AMATEM yatağı var. Alkol madde bağımlı tedavi merkezi, yataklı olarak 700 civarında yatak var. Halbuki 10 binlerle ifade edilebilecek, belki 100 binlerle bu tedaviye ihtiyaç duyan insan var, genç var. Anadolu'dan birçok yerden bizi telefonla anneler arıyor, ağlıyorlar, perişanlar. Çocuklarımızı yatıracak yer bulamıyoruz, 6 aya 1 yıla gün veriliyor diyorlar. O yüzden yeterli mi dediniz? Asla yeterli değil. Ülkemiz sağlıkta büyük bir sıçrama yaptı. Biz buradan çağrıda bulunuyoruz Yeşilay olarak da. Daha da devam edeceğiz. Lütfen ülkemizde AMATEM yataklarının sayısı hızla artırılsın.
Ama temlerde bu bağımlıları tedavi eden psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanlarının kadroları ve sayıları takviye edilsin. Yoksa biz mevcut bağımları bile tedavi etmekten aciz kalacağız. 2014 Türkiye'sinde, 2015-20 Türkiye'sinde, 23 hedeflerinde 1000-1500 yataklı şehir hastaneleri yapabiliyorsak biz, ülkemizin her bölgesinde, coğrafi bölgesinde ayırabilmeliyiz. Ve bu insanların ihtiyacına cevap verebilmeliyiz. Bu da büyük bir ihtiyaç. Sağ olun hocam. Yeşilay hangi yıl kurulmuş? Hangi yıl kurulmuş? 1920'de. Yani Cumhuriyet'ten 3 sene önce kurulmuş. Bugün 94 yaşında. 90 yıllık falan bir dergimiz var. Aylık dergi, tavsiye ederim. İnternetten de ulaşılabiliyor. Yeşilay.org.tr beklendiği üzere sitemizin adı. Lütfen bizi takip etsinler ve çabalarımıza gönüllü olarak destek olsunlar vatandaşlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Keşke daha uzun konuşabilseydik ama bir saatte fena bir süre değildi. Görüşmek üzere. Size kolaylıklar gelsin. Biz bağımlı olmadan keyfimizi yapmaya devam edeceğiz. Kusura bakmayın. Duymamış oluyorum. Evet, siz duymamış olun. Değerliler, ikinci bölümde Ege'deki deprem ve bunun Türkiye'deki büyük fay hatlarına, özellikle Kuzey Anadolu fay hattına etkisi olup olmayacağını konuşacağız. Konuğumuzu hepiniz tanıyorsunuz. Yıllardan beri son derece popüler. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Bölgesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şener Üşümezsoy az sonra burada olacak. Bardağınızı 10 kişiyle paylaşır mısınız? Ama nargilenizi onlarca kişiyle paylaşıyorsunuz. Bu gördüğünüz mikropların üremesi için çok elverişli bir ortam olan nargile marpucunun içidir. Nargile, tüberküloz, uçuk, hepatit gibi pek çok hastalığın bulaşmasına neden olur. Üstelik ağızlığın değişmesi bu riskleri ortadan kaldırmaz. Evet değerli izleyiciler, programın bu bölümünde de depremi konuşacağız. Biliyorsunuz depreme tek hazırlığımız pencereden atlamak üzerine. Ne kadar panik yaparız ona hazırlanıyoruz. Son depremde Ege Denizi'nde oldu. Türkiye'de de bir miktar hasara yol açtı. Çünkü oldukça önemli bir deprem. Büyük deprem kategorisi değildi ama kıl kadar uzağındaydı onun. 6.9 Türkiye'nin Ege sahillerinde ve Çanakkale'de ciddi hissedildi. İstanbul'da da hissedildi. Ve bu akşam bunu konuşacağız. Türkiye'yi etkiler mi etkilemez mi? Anadolu fayını, Kuzey Anadolu fayını etkiler mi? Marmara'daki fayları etkiler mi? Bunları konuşacağız. Türkiye'nin herhalde en karizmatik jeoloğu diyeceğim. Profesör Doktor Şener Üşümezsoy yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Maşallah her geçen gün gençleşiyorsunuz. Ben de en karizmatik... Yok hocam neredeyse sizle... yanınızda bizim esamimiz okunmaz. Bu ne bu hocam? Kaç oldu yaş? Delikanlı gibisiniz. Yaşı sürekli artıyor. Biz de biraz artırarak gidiyoruz ama işte 60'ı geçtik. Artık öyle demeye başladım. Maşallah. Peki hemen mevzuya geleyim. Cumartesi günü ciddi bir deprem oldu. Ege Denizi'nde, Gökçeada açıklarında, Yunan adasının çok yakınında ve bayağı hissedildi. 6.9 magnitüt büyüklüğünde ve bu da hemen hemen büyük deprem kategorisine girmeye yakın bir deprem. Niye oldu bu deprem? Neden oldu? Türkiye'yi etkiler mi? Beklenen bir şey miydi? Beklenmeyen bir şey miydi? Ne oluyor? Evet. Şimdi bu depremi anlamamız için Marmara Denizi'nin batı kesimindeki bir ucu Silivri'de, bir ucu da Gökçeada'da olan büyük bir fay var. Bu fay bizim için anlamamız, bu fayı bilmemiz Marmara depremselliği için hayati önemli. Bu fay 1912'de 140 kilometrelik bir fayın yırtılmasıyla 7.4'lük bir deprem yaptı. 1912. Ve bu 1912 fayı Marmara'nın batı kesimindeki riski boşaltmış olan bir depremdi. Yani Tekirdağ ve Silivri çukurunda. Fakat onun her iki ucunda da geçen yılda ondan evvel de Habertürk'ten her hafta geldiğimiz, her depremden sonra anlattığımız beşlik deprem olduğunda iki söylem ortaya çıkıyordu. Bir diyordu büyük Marmara depreminin ayak sesleri geliyor. Ben size çıkıyor diyordum ki bu kırılmış fayın iki ucunda olduğu için bu iki ucundaki depremler bu ana fayı kırmaz. Çünkü ana fay kırılmış, enerjisi boşalmış. Ama bunun iki yanındaki bitişik faylarda deprem olabilir. Bunların biri Gökçeada açıklarında olan, Saros Körfezi'nden çıkıp Gökçeada açıklarından Yunanistan'da bu Athos Dağı'na kadar uzanan bir fay attı. Diğeri ise bizi şu anda bu yüzyılda Marmara'da yegane risk taşıdığı bütün çalışmalardan sonra ortaya çıkan tek
risk taşıyan fay olarak ortaya çıkan Silivri ile Büyükçekmece arasındaki belki biraz daha batıya doğru doğuya doğru uzatılabilen Kumburgaz fayı. Fakat bu... Bu dediğiniz 30 kilometre falan diyor. 30, evet. Fakat bu fay üzerine Ereğli açıklarında olan depremler ile Gökçeada açıklarında olan depremler, bu fay depremlerin hareketine baktığı zaman Gökçeada açıklarından batıya doğru, yani komşu bitişik faya doğru stres aktarımıyla hareket ilerliyordu. Ama bu faya Silivri çukurunda biten bu fayın ucundan Kumburgaz fayına doğru bir atlama söz konusu değildi. Bu da neyi veriyordu bize, seyircilerimize anlatmak istiyorum. Marmara Denizi'nde hani hep tarihçiler veya jeologlar da şu söylem içindeler ve bu artık sanki dillere pelesenk olmuş. 250 yılda bir büyük deprem oldu. 1509'da bir deprem oldu. 1759'da oldu. 1766'da oldu. O halde 250 yıl sonra şimdi deprem gelecek. Ama tabiat profesörlerin bu klasik söylemlerini değil, kendi diyalektiğini çalıştırıyor. Bu anlamda da işte 99 depreminden sonra bu olguyu göz önüne almadığım zaman, nedir o olgu şimdi söyleyeceğim. Marmara'da 99 depreminde Körfez'den çıkacak fay, Gaziköy'e kadar gidecek. 180 kilometrelik fay kırılacak. Bir seferde 8.1 deprem olacak. İstanbul bitecek. Bunun adı Büyük Kıyamet. Daha sonra bu 1894 depremini öğrenilmeye başlayınca asıl İstanbul'u etkileyeceği ile sürülen Çınar Çukuru, hep duyduğunuz Çınar Çukuru, Çınar Çukuru fayı 1894'te kırıldığı için o zaman bu fayın 60 kilometrelik kesiminde stresi yok. Yani 100 yılda bir kırılmıyor faylar. Dolayısıyla Yeşilköy'den başlayıp Gaziköy'e kadar giden 110 kilometrelik fay var. 7,5'luk deprem yapacak. Bu da 1766 depreminin tekrarı. O halde 238 yıl geçmiş. Olmalı 2004'te, 2006'da. Fakat gerçekte baktığımız zaman olan itirazım, o fay iki parçaydı. Biri Tekirdağ fayı, biri temin anlattığım Kumburgaz fayıydı. Aralarında bir kopukluk vardı. Bunları, bu söylemler sürecinde Allah'tan Armijo deniz tabanına indi. Ve indikten sonra fokur fokur kaynayan Marmara'daki fayları gördü. Ve fokur fokur kaynayan faylar depremin habercisi değil, kırılmış fayın habercisiydi. Öyle midir? Evet. Yani bir fay kırılınca Kaplıca'da, orası kırılınca oradan su çıkar. Aynı bu Soma'da da, neyse oraya girmeyelim. Bu anlamda baktığım zaman 1912'den beri Tekirdağ Çukuru'nda sıcak sular kaynıyordu. Üzerinde büyük kalışçı kireç taşları oluşmuş, 100 yıllık bir birikim yapmış. Aynı şekilde Çınarcık'tan batıya doğru sular kaynıyordu. Bu da gösteriyordu ki bu faylar kırılmış. Faylar kırıldıktan sonra aynı kemik gibidir. Siz de anlatıyorsunuz kemiği. Önce kaynar. Kaynadıktan sonra bir daha kırılır. Ama evet, kaynamadan kırılmaz. Bu anlamda da kaynaması demek artık su geçirmeyecek, kapanacak, kendi tamir edecektir. Özetleyeyim. Dolayısıyla 1766'da bekledikleri bu 66'ın tekrar dediği depremi tabiat 1912'de kırmış. Yani Silivri Çukuru'ndan başlamış, Gökçeada'ya kadar kırılan bu fayın 60 kilometresi Marmara'da kırılmış. O halde 110 kilometrenin 60 kilometresi de gitti. Geride 50 kilometre kaldı. Nali Görür'de TÜBİTAK Başkanı olarak bu çalışma sonrası, Armijon'un çalışması sonrası, burada 50 kilometre bir fay kalmıştır dediği zaman herkes saldırmıştı. En fazla 6,5'luk yapar. 7,5'luk 6,5 arasında katlarca kat fark vardır veya 7'lik deprem yapar dediği zaman. Ben de bu zaten benim ana anladığım görüştü. Niye bunu anlıyorum herkesten farklı diye sorarsanız, ben hem Isranca'da dağlarında bu dağların oluşumunun üzerine doktora yaptım. Hem de Kaz Dağları ve Biga Yarımadası'nı hem maden aradım hem de bütün fayları arazide gördüm. Dolayısıyla masa başında oturarak orada çıkan sismik kesitleri böyle bir yorumlamadan gelen bir modelleme içi değilim. Ama bu modellemeye gelenler bakıyorsun Marmara'nın ortasından ne yaptılar? İşte Cumhuriyet Gazetesi çıkıyordu Bilim Teknik'te. 1999 depreminden sonra işte sismik bilim verileri diyerekten bir kıpkırmızı bir çizgi, bir ucu Körfez'de, Saroz'da, bir ucu Saroz'da 180 kilo kırılacak. Bir ucu İzmir Körfez'de, bir ucu Saroz'da. Dedim yok öyle bir fay. Neyse ki sonra biraz gemi gelince bu sefer o 110 kilometreye gene geldi. Hep spekülatif bir varsayıma dayanıyorlardı. Bu varsayım 1912'de Ganos fayı kırılmış, denize girmemiş. Körfez'de 99'u kırılmış. İkisi arası bir seferde kırılacak. Fakat nedense bu olgular
gösterdi ki 1894'te ciddi bir İstanbul depremi her şeyiyle onu yok sayan bir anlayış vardı. 7.3'lük deprem hemen Çınarçukur'u güney kıyısında kırmıştı. Öbür de 1912 Tekirdağ'da kırılmıştı. Bu kalan 50 kilometrelik fay hattı şimdi tartışma konusu. Artık ben de şimdi deprem 50 kilometrelik bir fay hattı da olacak. Şimdi o tartışmayı daha evvel 180 kilometreye karşı bir şövalye Don Kişot gibi tartışıyordum. Böyle bir fay yok. 110 kilometre bu iki parçalı diye. Ama şimdi bu büyük bir çalışmanın sonucu bu 50 kilometrelik fay hattını detaylı incelediğimiz zaman bu söylendiği depremi oluşturma riskine sahip değil. Gelelim bu depreme. Bu deprem... Peki yani siz artık İstanbul'da büyük deprem olmaz mı diyorsunuz? Şimdi ona geleceğim. O noktaya geleceğim. O fay hattında kırılma derinliği... Depremlerde Fatih Bey elimizi iki tarafı yapışkanla yapıştırırsam bunları yırtabilmem için avucumdaki derim soyularak gidebilir. Ama iki parmağımı yapıştırırsam daha kolay. Bu da fayın yırtılma derinliği. Depremde fayın büyüklüğünü oluşturan olay, fayın uzunluğu, derinliği ve ne kadar mesafe. Atılmıştır? Mesafe. Atılım mesafesi. Atılım mesafesi. Şimdi bu üçü çarpılarak elde edilir. Bu anlamda Kuzey Marmara'daki fay hattı için, bu bahsettiğim bir ucu Silivri Çukuru'nda, bir ucu Avcılar'a doğru gelen fay hattında, Büyükçekmece'ye yapılan Amerika'daki MIT'den, MIT'den, Massachusetts Institute of Technology'den Rob Rollinger yaptığı GPS çalışmalarıyla bu fayın kitlenme derinliğinin 3-4 kilometre olduğunu çıkardı. Ve böyle olunca da bu 16 kilometre falan diyorlardı. O 16 kilometre varsayımdı. Görmeden evvel varsayımdı. Ve öyle yapıldığı zaman bunu hem fayın uzunluğunu 50 kilometreden 70'e çıkarıp yapılan hesapta, hem de derinliğini 3-4 kilometreden 7 kilometre çıkarıp, hem de bu fay üzerinde yılda 1,5 santim biriktiği halde 2,5-3 santim biriktirerek atımı büyüterek 7'lik deprem yapılıyordu. Şimdi gelelim son örnek olarak sordunuz. Herkes diyordu ki, siz de çok iyi hatırlıyorsunuz, İşte deprem çıktı, Marmara 4,5 metre gebe kaldı ve Adalar Fayı yıkılacak. İşte the next step is İstanbul, Adalar Fayı. Uluslararası yerlere bulunuyordu. Ben diyordum ki Adalar Fayı ölü bir fay. Düşey bir fay, şimdi şekillerde görebiliriz. Bu düşey bir fay üzerinde... Siz bir sürü görüntü verdiniz, onları istersen ekran getirsinler. Getirsinler onları. Bu düşey fay üzerinde, söylemimi bitireyim, onun üzerine daha iyi belki olur. Düşey fay üzerinde bir olgu yok, depremsellik olgusu yok. O yüzden depremin merkezi ya Düzce'de olur ya Tekirdağ'da olur. Hem Düzce'de hem Tekirdağ'da olunca o zaman gazetede benim bu röportaj yaptığım sayfa aynen bir daha verildi. Bu depremden, Eylül'den bir şeyden... 12 Kasım'dan bir ay evvel yapılmıştı. Aynen verilmişti. 99. Şimdi ise herkes işte Büyük Marmara'nın ayak sesleri geliyor dediği zaman ben dedim ki hayır, bu Gökçeada'ya doğru gidiyor. Gökçeada dediniz. Ve Gökçeada'da bu deprem olunca daha bir güvenilir oldum. Bu bıyıklarımla, saçımla, bu acaba şov mu yapıyor bu apaçı adam diyordu. Ali Kakıcı anlatalım, o son Mohikan şöyle yaptı böyle yaptı dediği için. Geliyordu. O görüntülerle isterseniz bir görüntü... Yüzlerce görüntüle verebilir miyiz? Yüzlerce laftan daha anlamlı gelebilir. Şimdi bu birinci görüntüde sanıyorum. Bütün Türkiye'nin çevresindeki tektonik bakıyoruz. Burada mesela şunu anlamamız için söylüyorum. Şu kırmızı görüntü ayarı mı? Antalyalılar ve şeyler, Fethiye'liler de baksın. Geçen yıl Fethiye'de ve Antalya'da olan depremler bu Akdeniz'in Anadolu ve Ege'nin altına doğru girmesinden kaynaklanan depremler. Bir sonraki şekle girelim. Belki burada üstte... Burada baktığımız zaman şu son deprem, kırmızılarla görülen deprem odağı ve artçılarına baktığımız zaman... Bayağı Saros Körfezi'ymiş yani deprem. Evet, o Saros Körfezi'nde ucunu bitirdi. Ha. Yani 1912'de Saros Körfezi ile arası, haritada gördüğümüz Silivri Çukur arasındaki kesim kırıldı. Bunun en son ucu, ama bir sonraki şekilde daha iyi göreceğiz. Ama fayı da çok iyi görüyoruz. Bakın geometrisiyle, yapısıyla yukarıda Semendirek, bir geriye dönelim. Semendirek ile arasındaki Semendirek adı, burada kalalım. Limdiz ve Gökçeada arasında bıçakla kesilmiş gibi bir hat ve çok deli çalışan bir fay. Peki onun batıdaki devamını bakarsak, bir sonraki şekle girebiliriz şimdi.
Bu şekilde Marmara Denizi'nin mesela kuzey kenarına baktığımız zaman herkes fay kuzey kenarından gidiyor diyordu. Aslında o eskiden kalmış bir faydı. Yani şu Ereğli açıklarından giden bir korku. Ama onun dışında Marmara Adası'yla Ereğli Burnu arasından geçen bir sırt var. Batı Marmara sırtı. Sanki onu ekmek kesip de ekmeği iki dilime ayırmışsınız gibi ortadan bir yarığı var. Hı hı. İşte o Tekirdağ'daki depremden oluşturan, 1912 depremini oluşturan en deli faylardan biri. O fayda 8 kilometrelik yer değişimi var. Ekmeği ikiye kesmişik, bir tarafı bir tarafından 8 kilometre atılmış. Hı hı. Sırtı gördüğümüz gibi. O 8 kilometre yaklaşık 500 bin senelik bir aktivite gösteriyor. Yani Kuzey Anadolu fayı Marmara'da... Ya o 500 bin önce mi o hale gelmiş? 500 bin sene kırılmaya başlamış. Hı. Ve her yılda 1,5 santim, 2 santim hareket ede ve aşağı yukarı 4000 depremde 4 metrelik atımla bugünkü konumuna gelmiş. Fakat onun devamına baktığımız zaman Silivri Çukuru'nda odaklanıp kalıyor. Silivri Çukuru'nda böyle bir fayı görmüyoruz. Temin bahsettiğim faya geldiği zaman, Kumburgaz Çukuru'na doğru geldiğinde Kuzey Marmara kenar fayının güneyinde çok belirgin olmayan, delice aktif olmayan bir fayımız var. Yani ona Fransızlar şöyle diyor, bu acaba sismik bir boşluk mu? Yani hareketsiz duruyor. Veya gerçekten burada bir fay yok mu? Yoksa fay var da yavaş yavaş akıyor mu? Yani burada gördüğümüz deli geometriyi orada görmüyoruz. Görmediğimiz için de bakın mesela teminki şekilde de Bozcaada'nın, Gökçeada'nın açıklarındaki fayı deli gibi gördük. Yani hiç ben gözle görüyorsunuz. Gözle bakın gözle görüyorsunuz. Öbürünü de gözle görüyoruz ama diğer tarafa geldiği zaman o uzattığımız spekülatif her gün başka modelle oraya fay çizebileceğim yer. Yok demiyorum ama bunun gibi deli değil. Evet, bu boyutuyla baktığımız zaman demek ki Marmara'nın 1894'te Doğu Marmara dediğimiz kesime bakın. Yes, diyorsun ki bunun iki ucu kırıldı aslında. İki ucu kırıldı. Ortadaki bakın şu anda daha iyi fokus olduk. Bakın bir tarafta Silivri açıklarında çukuru görüyoruz. Silivri açıklarından başlayıp hatta Ereğli açıklarından başlayıp Ereğli açıklarına gelmiyor pek. Silivri açıklarından tam ortadaki çukur Silivri. Öbür tarafta Büyükçekmece'de orada bitiyor. Orada bahsettiğimiz böyle çok net hemen Batı Marmara sırtında gördüğünüz gibi bir kesilme yok. Batı Marmara sırtında evet, sert. Sert bir kesilme var. Burada bir kesilme görmüyoruz. Fayda bize arazide baktık jeolog olarak bir tepe gördük. Bu elin böyle gitmişse burası atım miktarı diyoruz. Ölçüyoruz 10 kilometre, 5 kilometre ve bu fayın buna göre yanal çalışımını. Burada bu nokta pek gözükmüyor. Şimdi bunu kanıtlamak için diğer verilere bakmamız gerekir. Mesela 1912'de kırılan batı kesimi. 1894'de... Peki bir fay kaç senede enerji biriktirir? Şimdi şöyle benzer. Bir fay yılda fayına göre bu değişir. Ve o, mesela bu faylar niye kırılıyor sorusunu soralım. Enerji birikimi ana soru bu. Şekillerden biri de olabilir. Yukarıda Trakya. Bu son deprem örneğinde. Güneyde ise, kuzeyde Trakya, güneyde ise Bigerem Adası birbirine ters yönde hareket ediyor. Bunlar plastik, elastik ve plastik davrandığı için Trakya ve Bigerem Adası uç kesimleri yavaş yavaş ilerleyebiliyor. Diyelim ki 100 yılda 2 metre, 200 yılda 4 metre gitti. Ama fayın olduğu yerde hiç hareket yok. Buna kitlenme diyoruz. Dolayısıyla bir yayı çeker geriliyor. Gibi, yayı çeker gibi şuradan alalım bir şeyi. Çekiyorum böyle. Çektikçe büyüyor. Sonra bıraktım ama tak gidiyor. Ve 40 saniyede bu son deprem diyelim ki 80 km uzun. 40 saniyede 3 metre maksimum atım yapıveriyor. Ve o zaman dengelenmiş oluyor. Daha sonra uzun süre bu rahat rahat hareket ediyor. Depremden sonra rahat hareket ediyor. Ondan sonra kitlenmeye başlıyor. Healing of the fault diyoruz. Kitlendikten sonra tekrardan etrafı giderken... Bir yere yayı takılıyor. Takıldı mı gerilmeye başlıyor. İki taraf gitmesi devam ederken bu gidemediği için enerji biriktirmeye başlıyor. Mesela 1800... Peki oraları yağlasak da rahat rahat gitse hiç deprem olmadan? İşte ona krip diyoruz var. Howard fayı, Howard Üniversitesi'nin yanında 100 yılda bir 6-10'da 3'lük kitlenme yapıyor. 6-10'da 7'lik de akma yapıyor. Yani yavaş yavaş aktığı zaman San Andreas fayında da yavaş yavaş gittiği zaman deprem sorun yapmıyor. Buna krip diyoruz. Hatta bu fayda krip var mı yok mu diye TÜBİTAK olarak Naci Görür de bakanlığa bir proje vermek istemişti. Gerçekten İstanbul'da belki de deprem olmayacak eğer bu fayda krip varsa. Çünkü Fransa dedi ki bu fayda krip mi var? Hiçbir aktivite yok. Yoksa çok suskun mu duruyor? Ama geometrisiyle baktığımız zaman bence krip belki de orada o fay yok. Teorik yanlış anlayış
99 depremini adalar fayından geçirip, hani adalar fayı düşeydi ölüydü, oradan geçirip sonra bu fayları bağlayıp Saros'a kadar gönderen bir anlayış. Peki bu kadar araştırma yapıldı. Fransız gemisi geldi, Amerikan gemisi geldi. Evet, geldi. Bulamadılar mı bir şey? Bu noktaya geldiler. Bir devam edelim mesela. Bakın şimdi birlikte onu tartışalım. O bundan sonraki bir aylık depremden evvelki görüntü, iki aylık, bir senelik ve bir buçuk senelik. Şimdi bakın bu depremden sonra... Bu son deprem, Cumartesi depremi. Evet, depremden geriye doğru bir aylık artçıları ve depremlere bakıyoruz. Bakın, önceleri ve artçıları. Evet. Bozcaada açıklarından başlayıp Körfez'e girmeden, Saros'a çok girmeden yaklaşık 80 kilometre uzunluğunda ortalama 1 metre atımlı 10 metre derinliğinde bir deprem, fay var ve 6.9'luk deprem yapıyor. Doğru siz söylediniz. Herkes 6.5 diyor. Gerçekten bakmışsınız. Tebrik ederim. Ama öbür tarafa geldiği zaman bakın bu hani Büyük Marmara depremini tetikler mi dediği yerde o bizim deli fayın olduğu yerde küçük bazı barlar ve neredeyse suskun. Bir sonrakine geçelim. Bir yıl evvel herkes bu Büyük Marmara depreminin ayak sesleri de geliyor dediği zaman ben hayır deprem burada değil. Batı dediği zaman bakın bu 6 aylık öncesi görüntü. Aha. Ereğli açıklarında bir tane var. Tekirdağ açıklarında birisi var. O temin gösterdiğim şekilde yırtık yeri. Ama o bahsettiğimiz İstanbul'a doğru giden hatta bir aktivite görmüyoruz. Şey. Çok küçük 3-5 tane var. Yani ama onu baktığı zaman bütün bu dağınık olarak bu saçılmış var. 1,5 yıla bakalım. 1,5 yıllık olana. Çanakkale açıkları var, Asur açıkları var. 1,5 yıllık olana geldiğimiz zaman yine aynı noktada yer alıyor. O zaman şuradan bir tespit yapalım. Bir fay kırıldığı zaman ortadaki bölüm çok kırılmış, kenarlar az kırılmışsa o kenardaki kesimlerde tamamlayabilir atımı. Bu anlamda 1935 yılında Tekirdağ, ben ona deli fayım diyordum. Tekirdağ'daki bu deli atımı gördüğüm için en tehlikeli korktuğum fay Tekirdağ'dadır diyordum. Ama Almijo deniz tabanına girip onu 1912'de kırıldığını düşünce rahatladım. Çünkü tek korktuğum yer orasıydı. 100 senede de biriktirmez o kadar güçlü. 100 senede biriktirmez çünkü bu oradaki yıllık atım 1.7 santimlik bir atım var. Belki 1.5 ama bunun hepsi kilitlenmiyor. Ve bu anlamda 100 senede 1.7 metre. Onu yapmaz. O %100 kütlenme olduğu zaman. Tabiatta bir akma da var. Aha. Yani yavaş yavaş hareketme. Bu haliyle 1 metrelik bir atım vardır. Bu son depremde 7'lik deprem 80 kilometre kırıldı. Atım ne kadardı? Atım orada ortalama 1 metre. Ama maksimumu 3 metre yakın olmalıdır. Yani bir yerde çok atıyor. Etrafta az attığı için o az atan yerlerde hemen deprem sonrası... Ama derinliği 10 kilometremiş. 26 falan diyenler oldu ama 10 kilometremiş. 10 kilometre. Yani bizim Kuzey Ege'de de, Kuzey Marmara'da da benim kitaplarımda da yazdığım şeyde burada sığ derinlik olduğu için hesabı çarptırılıyor dedim. İkincisi mesela belli yerlerde atımın çok olduğu, hemen nerede çok atım yapıldı. Şimdi deprem başladığı yer, yırtılmanın başladığı yerde zayıf bir yer. Orada çok büyük atım olmaz. Yırtarsın, asıl kitli yüksek enerji duran yere vurduğu zaman kafayı orası atar. Oraya sentroid diyoruz. Sentroid'de maksimum atım olur. Oradaki maksimum atım 3 metre civarındadır. Ama geriye doğru git zaman 50 santime kadar düşer. Bunlar ortaladığı zaman, yani ortalama yaptığı zaman istatistik olarak 1 metrelik atım çıkmış. Fakat deprem 6.8, 6.9. Hani 40 kilometrede şöyle deprem böyle. Burada bahsettiğimiz... 80 kilometrede 6.9. 80 kilometre 10 metre derinlik, 1 metrelik de ortalama atımı var. Evet, 6.9. Bunu bizim... Ülben Ezen'den Marmara Depremi diye bir kitap yazmıştık. O da bu hesaplar bölümü yapmıştı. Geçen gün baktı Şener de ya dedi kitabı da yanımda getirmedim. Yani biraz da hoşuma gitmiyor. 3 tane deprem üzerine kitap yazdım bu kadar. Halk için. Ama bilimsel değeri çok derinlikli. Diyor ki fayın uzunluğu 80 vermişim. Derinliğini 10 kilometre vermişim. Hesabını yapıyorum. MS dalgaları 6.8. Yani sanki bu depremi takip etmişik, tarif etmişik gibi. Şimdi buradan şunu vurgulamak istiyorum. Hep fayın uzunluğu şu, fayın uzunluğu bu gibi Marmara'da olmayacak 8.1'lik depremler. 500 kilometrelik de olacak bir olaydı. Daha sonra 110 kilometrelik bir fayda da böyle 7.8'lik bir depremin olması peki, mümkün değil. Düzce diyorum, Gölcük depremi kaç kilometreydi? Orada 150 kilometrelik bir fay kırıldı. 160-130 ve orada deprem büyüklüğü de 7.5 hatta 7.4. Ama şimdi oradan başlayalım o zaman bu konunun can alıcı noktasına. Depremin tam olduğu yerde, merkezde fay hattı boyunca deprem şiddeti sanki paralel patlamış 3 tane bombayı düşünürsek o fay hattı boyunca aynı şiddete yakın gidiyor. Mesela Yalova'da 9.5,
Gölcük'te 9,5, Adapazarı'da 9,5 civarında olan 3 tane merkezimiz var. Ama hemen depremin kuzeyinde İzmit'te bu 7,5-8'e düşüyor. Hereke'de 7'ye düşüyor. İstanbul'da 6'ya düşüyor. Bu olayla bu deprem baktığım zaman doğu batı giden bu depremde Gökçeada'da merkezde başladığı zaman 6,9 ise 8,5'tür. Ama güneye doğru indiği zaman yakın olmasına karşılık daha az hissedildi. Niye? Zemin koşulları çok sağlam kayalardan oluşmuştu. Ama Trakya'ya baktığımız zaman daha yumuşak kayalar. İkincisi fayın doğrultusu doğu batı yönlü olduğu için hareket yönünde direkt hareketin yönü İstanbul'a doğru ve yumuşak tabakalarda hissedildi. Ama şeyde ise Çanakkale'de o kadar hissedilmemişti. Fakat bir gün işte pazar günü olan yönü Çanakkale'ye doğru giden bir artçı, 5-10'da 2'lik bir artçı Çanakkale'de çok daha hissedildi. Burada şuradan çıkaracağımız nokta şu, doğanın yasalarıyla belediyecilerin yasalarını bir arada tutamazsınız. Birbirine antagonist çelişir. Belediye burada o zaman 15 kat vereyim dediği zaman eğer dava sana o 15 katı vermemişse yapamazsın. Ama yandaki bir kaya vardır çok sağlam. Orada 30 katlı bina yapılmıştır. Hemen onun yanındaki başka bir yerde 4 katlı yıkılır. 3 katı bile olan binaya ille o yan komşum onu almış deyip raporu alıp onu yapabilir. Dolayısıyla bu konuda iki defa dikkatli olmamız gerekiyor. Bize zemin koşullarının en iyi de binayı yaparım, zemin önemli değildir diyen mantığın doğru olmadığını gösteriyor. Doğru değil mi mantık? Değil. Çünkü Japonya'da yapıyorlar mesela. Acayip deprem bölgesi, acayip binalar yapıyorlar. Ama Japonya'da deprem bu kadar yakında değil, uzakta. Yani okyanustaki deprem, davulun sesi uzaktan hoş gelir misali gibi geliyor. Onu da gördüğünüz gibi öyle olmadı. Yani şuna benziyor, şiddet ile büyüklük iki ayrı farklı şey. Bir bomba patladığı zaman, bombanın olduğu etraftaki bir dairesel alanda blast etkisi, patlama etkisiyle insanlar parçalanır. Ama 10 metre, 20 metre sonra biraz yaralanır. 50 metre veya 100 metre sonra yanacak kulakları etkilenir. Burada da aynı şekilde bu deprem enerjinin sentroidde patlamasıyla sonucu ortaya çıkan enerji bu sert kayalarda daha yavaş hızlı gidiyor. Yavaş kayalarda ise daha yavaş gittiği için daha çok enerjisini boşaltıyor. Şimdi o noktadan baktığımız zaman belki şunu çıkaracağız. Kumburgaz fayı sizin ana sorunuz o. Dediğimiz fay Armijo onu işte son olarak 50 kilometreydi sonra 70 kilometre olarak adalara kadar uzattı. Yani hem çerçeve fayı, adalar fayı hem de bu yan altın fayı birleştirerek böyle bir uzatma yaptı. Öyle olsa bile oradaki derinlik yani 20-30 kilometre fayı uzattı. Derinliği 7 kilometre hesapladı. Oysa ki derinlik 3,5 kilometre kadar. Orada ona hesaplıyorlar. Ve atımı da 5 metre hesapladığı zaman yine 7'lik deprem bulamıyor. Oysa Marmara'da yegen risk taşıyan bu yüzyılda bu. Peki Tekirdağ'da olur mu? Tekirdağ'daki o aktivite gördüğümüz fay Tekirdağlar için çok önemli. Ben 99 depremden sonra ya Tekirdağ ya Düzce dediğim zaman Tekirdağ'da 5'lik depremler olunca insanlar çok korkmuştu. Bu 1912'de kırılan fayın az kırılmış kesimlerinde olabiliyor ve bu da 6,5'ü geçmez fayın uzunluğu ve etkisi. 6,5 dediğimiz olay sağlam bir bina yapmışsak, sağlam bir bina yapmışsak 6,5'luk bir yerde o zaman bu depremi yenebiliriz. Ama eğer mensik projesi olmayan yani şey... Yani size göre Marmara'daki bir deprem 6,5 civarında mı olacak maksimum? Eğer benim olayı negatif olarak yorumladığım zaman o fayı 50 kilometre olduğunu varsaydığım zaman 6,5 ile 7 arasında. Ama o bölgede 6,5 bile olsa o bölge özellikle şimdi burası çok önemli. Silivri ile Çekmece arasındaki bölgemizde çok fazla heyelan var. Çok fazla zemin koşulları kötü ve çok fazla yapılanma var. Gürpınar civarında. Çok fazla ve ben depremden sonra gittim fay mı diye gittim. Bütün aşağı durakmış. Yani tarihsel heyelanlar dediğimiz olaylar Japonya gibi örnekten değil. Büyük bir kaya kütlesi aşağı doğru akıyor ve su yönetiyor. Yani yıkıcı olur. Düşük olur ama yıkıcı olur. Diyorsunuz. Düşük olur ve işte orada iki defa tedbirli olmalı. Ama buna karşı İstanbul'un doğu kesimi, dün sizin televizyondan sorulmuştu zeminler olarak. İstanbul'un doğu kesiminde o yaşlı kayalarda zemin koşulları daha sağlam. Ama aralarında açık renkli jeolojik haritada gördüğümüz yumuşak zeminler söz konusu. Bunları mesela il imar planları yapırken bunlar biliniyor mu? Biliniyor. Biliniyor ama öyle bir bakış açısı var ki Zeytinburnu yerle bir olacak deniliyordu.
Ben de o zaman Zeytinburnu'na yıkalım, işte size başka bir yerde bir yer verelim deniyordu. Ama şimdi güzel Zeytinburnu'na gökdelenler dikiliyor. Eğer siz 8'lik deprem, 7.8'lik depreme JICA'nın raporunda inanıyorsanız oraya orman bile kurmazsınız. Çünkü 7.8'lik deprem... Orada ağaç bile kalmaz. Şeyde Sichuan'da, Çin'de olan depremde bütün basit hem yeni binalar hem eski binalar yıkıldığı gibi binaların yapısı değişti. Ama çok şükür ki... Yani diyorsun ki Zeytinburnu gibi İstanbul'un en riskli olan arazisinde gökdelen yapımına izin veriliyor. Burası işte. Şimdi o zaman şöyle bir şey. O zaman demek ki belki de depremin o anlamdaki büyüklüğüne inanmamış veyahut da bunu biliyor olmalı. Çünkü İstanbul'un tarihine bakıyoruz. Ambresey 1509 depreminin çok popüler olduğu zaman geldi onun için 1509 depremi önce büyük kıyamet, büyük kıyamet diye hep televizyonda söylendi. Ambresey gelip makalesi yazdıktan sonra susuldu. Ambresey diyor ki ben 1509 depreminin donmuş verilerini inceledim. Nedir donmuş verileri? Galata Kulesi çatlakları, Rumeli Hisarı çatlakları. Ayasofya çatlakları. Ve burada baktığım zaman burada 7'lik bir deprem gördüm diyor. Ve ikincisi söylendiği gibi 8.1, Pişon'un söylediği gibi 8.1 deprem ne tarihte olmuş ne de gelecekte olacak. Bunu Armijo da söylüyor. İkincisi tsunami'lerden bahsediliyor diyor Haliç'te. Bunu yazan diyor en yeni kaynak, en eski kaynak depremden 150 yıl sonra yazılmış diyor. Yani 1509'dan 1700'lerde yazılmış. Üçüncüsü de surların çok yıkıldığı bahsedilir diyor. Ama büyük olası o surlar diyor bu meşhur makalesinde. Fatih'in toplarıyla yıkılmış surlar. Üçüncüsü de British Museum'de Fatih Camii'nin en üstteki minaresinin üstündeki olmayan bir resim var. 1529'da yapılmış tahtın üzerine duran cami depremle ilgili olabilir denirken diyor ki burayı 1500'de 1400'de aldılar hemen cami yaptılar. 20 yılda o caminin bu bir tedavi şeydir. Camide bir onarımdır diyen bir yaklaşım. Gerçi Fatih Camii'nin iki kere yıkıldığı biliniyor tabii. Tamam. Tarihte. O yani bu bahsettiğim resim için söylüyorum ve buradan sonra depremin duyuldu ya Romanya'da duyuldu deniyor, şeyde İtalya'da duyuldu. Bunlar başka depremleri tarihsel kayıt diyor arıyor. Mesela şöyle alalım Fatih Bey. Bir deprem oldu. Bu son deprem. Biz bu iletişim araçlarına sahip değiliz. Ne yazacaklar bakayım üstler? İstanbul'da hafif şiddetli bir deprem oldu. Daha sonra başka bir deprem oldu. İstanbul'da deprem oldu. Diyelim ki bu 99 depremi. Oraları bilmiyoruz. Veyahut da çok köyler var. İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu. Dolayısıyla bu İstanbul'da deprem olduklarını ile İstanbul civarında pay ararsanız ve o zaman da bütün depremi İstanbul'da taşırsanız işin mantığı kalmıyor. Peki bu Ege depremi, şimdi dün ben Celal Hoca ile konuştum. Celal Şengel diyor ki yani bütün fayların bir tehlike olasılığı vardır. Bu deprem diyor Ege'deki bu Gökçeada açıklarında olan deprem 10 kilometre derinliğinde bir fay, 80 kilometre boyunda ve 6.9'luk bir deprem üretmiştir. Bu Marmara fayınınla bağlantılı bir faydır. Bağlantısız diyemeyiz diyor. Değildir, kesinlikle. Onun için diyor Marmara'yı da etkilemez demek doğru değildir diyor. Eğer Marmara'da etkileyecek bir fay varsa, şöyle söyleyeyim ben tam halkımızın anladığı herkese. Bir orman yangını, 140 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre genişliğinde 1912'de bir orman yangını olmuş. Bu ormanın yeni yangını yapabilmesi için komşu ormana doğru gitmesi lazım. Yanmış orman bir daha yanmaz. Dolayısıyla önce orada ağaçlar da çıkacak. Çıkacak ve ağaçlar taze olmayacak, yaşlı olacak. Altında birikim olacak. Dolayısıyla bu Gökçeada tarafındaki bu 1912'nin devamı. Ama bizim tarafımıza niye atlamadı diye sorarsak Kumburgaz'a arada bir set var 10 kilometrelik. Arada bir küçük dağ var ormana atlamıyor diyebiliriz. Ama tekrar söylüyorum orada bir 6.5'luk deprem belki daha büyük olabilir belki olamaz. Ama bana göre öbür taraftan Tekirdağ da belki olabilir. Ama bunlar şunu söylüyorum büyük İstanbul depremi değil. Büyük İstanbul depremi 7.5'luk depremlerdir. Hı hı. 140 kilometrelik olmuş kırmadır. Mu? Tabii ki mesela 1912'de olan bu. 1719'da olan Çınarcık depreminin aynı tekrarı. Bir ucu Düzce, bir ucu Çınarcık'ta. 1766'da keza belki bu 1912 fayı ve bizim bu Kumburgaz'daki fayın birlikte kırıldığı iki deprem oldu. Kırıldığı bir olgu. Diğeri de 1894 depreminde enerji boşaldığı için Çınarcık'ta İstanbullu o kadar etkilemedi. Çünkü 99 depreminden evvel burada enerji boşaldığı için 99 depremi burada yalnızca 50 santimlik atım yaptı. Öbür tarafta 5 metre atım yapıyordu evet. Körfez'de.
Gördüm ben o 5 metreyi hakikaten gördüm. Duvar böyle 60. Böyle olmuş. Çınarcaygı o zaman 50 santime kadar inmişti ama kırılmıştı pay. Yani niye bu az kırıldı diye sorarsak 1894'te kırıldığı için az enerji birikmiş ve atım potansiyeli. Ve bu Gökçeada kırılan yerde 1912'de kırılmayan yer. Tabii Gökçeada'da 1912'de kırılan yerin ucu. Komşu. Şimdi buradan baktığım zaman burada bizim ilgimizi çekecek bir başka konu. Bu depremin öncülü Ereğli açıklarında veya Gökçeada açıklarından evvel yan paralel bir fay var. Bozcaada fayı ve oradan Sikiroz'a giden bir fay attı. Mesela öbür şekillerde görebilirsek. Şimdi o mu kırılacak? Şimdi o geçen sene kırılmaya başlamıştı. Bu yeni Ezine, Etili ve oradan gelen. Yani 17 Ağustos'ta kırılan Kuzey Anadolu fayının gerçek yolu Bandırma, Mudanya, oradan aşağıdan ve buraya doğru gidiyor. Kuzeydeki kolumuz ise bağımsız başka bir fay. Bağımsız gibi Silivri Çukuru'ndan başlıyor, Yunanistan'a kadar gidiyor. Şimdi burada daha iyi göreceğiz. Yani teorik olarak varsayılan temin ilk sorduğun soru arkadaşların adalar fayıyla düşey bir fayla bu Kuzey Anadolu fayı birleştirip yan altın fayı birleştirip bunu Gölcük'ten veyahut da Yalova'dan Yunanistan'a kadar devam eden bir kol kurma modeli var. Ama bunun iki yani bir taraf Yalova, bir taraf Silivri arasında bir boşluk var ve orada gerçekten de fay yok. Peki hocam son şunu söyleyeyim. 1999 depreminin üzerinden geçti 15 sene. Bayağı da bir zaman aslında. Sizin görüşünüze göre İstanbul ve Marmara bölgesi ama özellikle İstanbul bu depremden alınan bu depremde verilen dersi aldı mı, öğrendi mi? İstanbul hazır mı artık depreme yoksa değil mi? Evet yani bu soru bence İstanbul bundan ders almadı. Şöyle ki başlangıçta işte rahmetli Ecevit'e şöyle yıkılacak dediği zaman Türkiye'de borsa battı ve iktidarı gönderdi. İkincisi insanlar deprem oldu, önündeki komşum denize battı. O zaman benim evim sıfır oldu, buraya ev yapsın dendi. Üçüncüsü ise depreme sağlam bina yapıyoruz deyip çelik konstrüksiyon olması gereken binalar yerine betondan binalar yapılma noktası geldi. Bu yüzden de insanlarımızda da mal canın yongasıdır meselesinde mal daha çok öne çıkardı. Ama asıl ders olması gereken bu konuyu çalışan mimar arkadaşlarımız Mustafa Şansal Amerika'da bunları gören bir arkadaşımdı. Tuğladan evler yapılmalı San Andreas Fayı'nda ve tahta konstrüksiyon içinde olmalı. Niye biz betona mahkum olduk diyen bir anlayış var. Hadi İstanbul'da böyleyiz ama öbür tarafta niye böyle? İsterseniz son şekilde de görelim zamanı doğru sentezi yapmak için. Şimdi bu haritalarda evet baktığımız zaman bunları da geçelim. Bunlardan sonraki öbür faylar olarak olana. Burada evet bakın şimdi burada baktığımız zaman Tekirdağ fayının o temin sert deli fay dediğim kesim Silivri Çukuru'nda bitiyor. Hı hı. 1894'te Doğu Marmara dediğimiz kesimde doğuda kırılan kesim. Ortada gördüğümüz üstteki o abartılarak gösterdiğim kesim kırılma ihtimali olan ama bana göre sismik aktivitesi çok gözükmeyen fay hattı durmakta. Diğer taraftan tabii ki bu fay bakın Silivri Çukuru'ndan başlıyor. Hiç kesiksiz Yunanistan'a kadar gidiyor. Evet. Bir numaralı şeklinde de o çok daha belirgindi. Bir geri dönebilirsek daha iyi göreceğiz. Yunanistan'a kadar gidiyor ve son depremin izleri Atos Dağı'nın önünde yer yapıyor. Evet. Bu bir anlamda geri, baktığımız zaman güneydeki de Bozcaada'nın güneyinden geçen ve Etili Fayı'ndan... Bir geri lütfen, bir geri görüntü. Bir geri görüntü. Bir önceki. Bozcaada'nın önünden geçen yapıyı takip ediyoruz. Bakın. Oradaki aldığım zaman Yunanistan'a kadar giden bir hat içinde. Evet, upuzun bir fay var orada. Upuzun fay. Ama diğer taraftan da Bozcaada'nın güneyinden geçip Sikiros'a doğru giden hatta iki tane 1981 yılında 7.2. Bir tane Edremit Körfezi'nde bir büyük fay var. Edremit o da oradan geliyor. Bir de şeyde bu Halkidiye Yarımadası'nın önünde 1983'te iki tane büyük 7'lik deprem oldu. Ama diğer taraftan şimdi Bodrumlar yaz sezonu geldi. Bodrum'da epeyce yaz başında bana telefonlar gelmişti. Gökova Körfezi'nde bir tarafta Akyaka, öbür taraftan şeye kadar Kos'a kadar giden hattın Ula tarafı doğu kesimi 1933'te kırılmış, batı kesimi 1957'de. Ortadaki kalan kesimde tam Gökova Körfezi'nde yani kuzeyde Bodrum, güneyde Datça arasındaki kesimde
Eğer bir deprem olursa 6,5'luk civarında o düşey bir fay. Ama deniz orasında olacak. Oldu. Ama şimdi asıl korkutan Bodrum'dan Milas yoluna doğru giden kara içinde depremler oluyor ve insanlar dibinde bir şey kaynayınca korkuyorlar. Mesela o da önemli tabii. Van depreminde sizin şeyde Erciş'in altına Van dalıyordu ve 7,5 deprem Van'ın tam dibinde bombalar patlıyor. Şey Erciş'in ve Erciş yıkıyordu. Ama Van'da bir şey olmamıştı. 5-10'daki deprem Edremit'te olunca Van yerle bir oldu. Yani bazı yerlerde ateş düştüğü yeri yakar. Misali fayın hemen etki alanı küçük de olsa yakınlıkla ve yönle ilişkili olarak değişiyor. Ve küçük bile olsa bazen yakıcı olabiliyor. Yakıcı olabilir. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz pozitif. Ama var olanlar anlatıyor. Evet, İnanın ki pozitif ve değilim. Genelde yani, siz haklı çıkıyorsunuz. O yüzden ama dediğiniz de çok doğru. İstanbul bir yandan diyorsun ki deprem umulduğu kadar büyük olmayacak ama İstanbul öyle hatalar yapıyor ki küçük bir deprem bile İstanbul'a büyük zarar verecek. O son bu noktam oydu. Ben bugüne kadar işte klasik Pichon, Şengör'ün modellerini eleştiriyordum. 180 km, 110 km. Şimdi Armijo'nun bahsettiği fayla ilgili tartışıyorum ve o tartışmada inanın ki haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz de gördüğünüz haritada, onun için bu çıplak haritada gösterdim. Silivri'den başlıyor, jiletle kesilmiş gibi bir fay gidiyor ama İstanbul'a doğru gelen doğuya doğru uzanmıyor. Güneyde de aynı şekilde ikinci kol gidiyor. Peki, Celal Hoca'yı da çağıracağım. O da belki tezinde ısrardır, nedenini anlatır. Belki de yok, o da, etmiyor Celal Hoca. Armijo'nun tezini kabul ediyorlar. Onda konuşuruz Celal Hoca'yla. Hastaydı, geçmiş olsun diyoruz kendisine. Geçmiş olsun, ben de. Hocam görüşmek üzere. Derciler, konuğumuz Sayın Şener Üşümez soydu ikinci bölümde. Depremi konuştuk. İstanbul'da büyük deprem olmayacak. Bu olan depremde İstanbul'a doğru gelen değil, İstanbul'dan doğru giden bir depremdir diyor. Panik yiyecek bir şey yok diyor. Öbür yüzlü olabilir ama. Yani bu yüzün sonuna da olabilir. Yani faylar bitmiş değil. Bitmiş değil ama bu şu anda İstanbul'da 1912'de olan bir depremin devamıdır aslında diyor. Ama İstanbul'da da bir deprem olacağını da saklamıyor. Sadece umulduğu kadar büyük olmayacak. Çünkü fayın daha kısa olduğu ortaya çıktı diyor. Hepinize mutlu, keyifli, güzel bir akşam diliyorum. Haftaya zannediyorum burada olamayacağım. Haftaya tek tek herhalde olmayacak. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.